yaptığı. Siz görüyor musunuz bir şey? Bir daha bakayım. Ha, kaydediyor olması lazım şimdi diye düşünüyorum. Evet, Değil mi? Tamam, harika. Peki, sonuçta işte hani bu 8 bölüme dediğim gibi mimari özellikler ve tarihiyle başlayarak önce o ilişkiyi kuralım. Ondan sonra o ilişki altyapısıyla Ayasofya'ya dair tarih içerisinde neler yaşanmış, yaşananlar Ayasofya'da ne gibi izler bırakmış, Ayasofya bu yaşananlar içerisinde nasıl yer almış? Hani onu işte kuruluşundan, yapılışından, efendime söyleyeyim, önem kazanışına, iyice yerleşmişliğine, dünya üzerinde belki de en önemli Hristiyan nokta, mertebe olmasına, ondan sonra işte o Bizans'la birlikte yaşadığı düşüş, daha sonra fetih derken de işte Osmanlı dönemi ve derken müzeleşme süreci. Bu müzeden sonra camileşme sürecine ise hiçbir şekilde dokunmak istemiyorum. O benim biraz canımı sıkan bir olay olduğu için ona pek değinmeyeceğim. Umuyorum bir gün tekrar müze olarak hayatına devam edecek Ayasofya'mız diyorum. Şimdi Allah mouse'a basıyorum diye masaya basıyormuşum devamlı. Hiçbir şey olmuyor tabii, anlayamıyorum. Şimdi bakalım ilerleyelim. Önümüze ne çıkacak? Önümüze yine aynı şey çıktı zannediyorsunuz ama halbuki bu azıcık sesli. Sesli derken de tabii çok uzun bir şey beklemeyecektiniz bu kadarcık işte. Bunun üzerine de bu fotoğraf nereden geliyor? Kim çekmiş? Sevgili Hayati İnaç. Bu sevgili lafı da Hüseyin Avni yüzünden ağzıma takılıyor. Komik buluyorum aslında ama onların arasındaki ilişkide sürekli bir sevgili lafı geçiyor. Hayati İnaç'ı tanıyorsunuz herhalde bir kısmınız. Onun çektiği fotoğraflarla, bunları özellikle İstanbul'un tarihi değerleriyle ilgili çektiği fotoğraflar, her semtte oluşturduğu albümler, o albümlerde her fotoğrafın yanına yaptığı açıklamalarla hani herkese faydalı oluyor ama biz rehberlere, özellikle İstanbul'u anlatan rehberlere ayrıca daha da faydalı oluyor. Hani ne bileyim, bugün Hayati İnaç'ın oluşturduğu bir Beykoz, bir değil, bir iki tane Beykoz albümü var. Hani ben onlardan aşırı derecede faydalanmak suretiyle çok güzel bir Beykoz gezisi yapabiliyorum. Bu fotoğrafa gelince onun çektiklerinden bir tanesi Ayasofya'da yakalamış böyle bir şeyi. Kubbeyi, yarım kubbeyi ve kemeri yakalamış. Sütunlarla da birlikte, sütun başlıklarıyla da birlikte. Şu pandantifte gördüğümüz meleğin suratının açık olduğunu fark ettiğimize göre bu yarım kubbe doğu tarafındaki yarım kubbe olmalı. Yani apsit tarafı olmalı. Bu fotoğrafı daha sonra bizim büyük elçilerimizden Cem, bizim Galatasaray'dandır, o da benim bir kardeşim. O fark ediyor. Sonra UNESCO ile de onun bir alakası vardı. Büyükelçi olmadan önce galiba. Bunu UNESCO'nun işte fotoğraflar arasında yayınlıyor ve bu fotoğraf ödül alıyor. Hayati'yi buradan tekrar kutluyoruz. Nice güzel başarılara diyoruz. Nice güzel katkılarıyla bizi zenginleştirmeye inşallah devam eder diyoruz. Şimdi buradan bir minik şey daha devamımız var. Bu tabii hani üzücü de olsa buna değinmeden yapamıyorum. Çünkü yani özellikle bu Ayasofya konusunda çoğu yerde kader ortağı haline gelmiştik biz Hayri ile. Ama işte geçen ay bir şekilde yürüdü gitti. Onunla çok güzel bir programa başlamıştık. Bu karede o programdan Ayasofya'dan bir şeyler anlatalım diye Bizans üzerine başlamıştık. Sonra Ayasofya'nın başına o olay gelince ben de Hayri'ye dedim ki biz bu programın sonuna kadar Ayasofya anlatalım. Ayasofya'da ne var ne yok her şeyi anlatalım dedim. Ondan sonra bir 15'er dakikalık programlar yapmaya başlamıştık. İşte Aleksandros'u anlatmıştık. Ondan sonrakinde işte 6. Leon'la ilgili bir şeyler anlatmıştık. Hayır, bunun sonu yok hakikaten. Ayasofya böyle dipsiz kuyu. Fakat olmadı. İşte burada ben, Hayri ve Leon. Yani 6. Leon olduğu tahmin ediliyor. Üzerinde yazmıyor ama bütün oklar onu gösteriyor. Önceki veya sonraki imparator veyahut da oğullardan biri de olabilir ama neyse, biz buna genelde 6. Leon diyoruz. Bilge Leon olarak geçiyor. Şimdi bakınız
Burada böyle bir kitapla karşı karşıya geliyoruz. Hani diyeceksiniz ki Ayasofya hakkında bir sürü kitap yazılmıştır. Hani niye bu kitap? Şimdi bu kitabın bizim için şöyle bir değeri var. Birincisi bu kitabı yazan dostumuz Sedat Bornovalı. Kendisi aramızda. Şu an mikrofonu sessizde ama açabilir de ben ona bir hoş geldin diyorum. Yazar Sedat Bornovalı olarak. Sedatçığım Merhabalar, hoş dostlar buldum arkadaşlar. vallahi Sevgili evet, Ahmet sağ Faik. olasın, Teşekkür hoş ederim. geldin. Kırmadın bizi. Ben bugün konuştum Sedat'la, konuk olarak gelir misin dedim. Tabii Sedat'ın biz rehberler için bir başka çok önemli özelliği var. İstanbul Rehberler Odası Başkanı'dır kendisi. Ve bu kitap bir rehber tarafından yazılmış bir kitap olduğu için, hani ben de rehber olduğum için benim için ayrıca çok büyük bir önem taşır. Tabii Sedat'ın biz rehberler arasında bir artı hüviyeti daha var. Kendisi sanat tarihçisi ve aynı zamanda doktordur. Ve bu konuda çeşitli makaleleri, tezleri, işte bu konu değil tabii ki yani birçok sanat tarihi konusunda tezleri, makaleleri, çalışmaları vardır. O yüzden aramızda hani başkanlık vasfının yanı sıra bir bilim insanı olarak yer alması bizleri hakikaten çok mutlu eder. Şimdi Sedat'ı belki hani böyle konuk olarak aldım dedim ama o kadar da nazik ki hani bir şey de söylemiyor şimdi. Fakat ilerleyen safhalarda ben anlatırken hani muhakkak onun da ekleyebileceği yerler olabilir. Çünkü esas araştırmayı yakın zaman içerisinde kendisi yaptı ve bu kitap ortaya çıktı. Tavsiye ederim hepinize gayet güzel okunan, farklı yapısı olan bir kitap. Hani böyle bir klasik bir şekilde gitmiyor. Benim çok hoşuma giden bir şey. Bir sonraki kareye de geçeyim hatta. Bakın. Şimdi bu fotoğraf da hoşuma gitti. Bir çocuk farkındaysanız Ayasofya'ya bakıyor işte o havuzun arkasından. Ben istiyorum ki o çocuk ruhuyla yani Ayasofya'ya bakalım, gidelim ve o çocuk gözüyle daha önceki bilgilerimizin etkisi olmaksızın orada bir şeyler görmeye çalışalım. Ve buna dair ilginç bir şey de vardı. Böyle soruyorlar hani bir gözünüz daha olsa onu vücudunuzda nereye eklersiniz diye. İşte herkes bir cevap veriyor ama en güzel cevabı vere vere bir çocuk veriyor. Belki bir kısmınız biliyorsunuzdur. Hani insan şey der, yok alnıma, yok arkasına, yok kulağıma, yok ayağıma bilmem ne. Bu şey diyor işte işaret parmağımın ucuna diyor. Aslında işaret parmağının şöyle hani böyle kıvraklığı her taraf ne bileyim oraya buraya her tarafınıza girdiğini düşünebilirsiniz yani. Her yere giden bu nokta göz içinde herhalde çok ilginç bir periskop noktası gibi. İşte o çocuğun gözüyle bilgilerimizi de birleştirmek suretiyle tabii Ayasofya'nın dışında ve içinde bir araştırma yapacağız. Kendimize keşif yapacağız. Sedat da kitapta böyle yapmış aslında. Önce kısaca biraz bağlantı kurdurmuş bizlerle Ayasofya arasında. Ondan sonra onun çok hafif bir tarihini anlatıp başlamış Ayasofya'nın etrafında dolanmaya. Ya çok hoşuma gitti o. Yani direkt böyle girmiyor içeri. Önce etrafında bir tavaf yapıyor. Çünkü sadece etrafta dolaşmak değil, o bence tavaf da çok hoş. Öyle sağından gidiyor, bayağı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra artık bir yerinden sonra içeriye giriyor tabii. Daha fazlasını da artık o kitabı alırsanız okursunuz diyorum. Şimdi bakalım ben ne anlatacağım size. Bu, evet, benim hikayemse Ayasofya ile ilgili Konstantin'den başlayacak. Yani biraz daha gerilere götürmek istedim sizi. Niye? Çünkü hani Konstantin'in dönemindeki bu büyük karar, büyük değişim olmayaydı. O zaman hani bu şehir ikinci bir başkent olmadığı için hiçbir zaman bu kadar büyüyemeyecekti. Önem kazanamayacaktı. Hani gerçekten Roma'nın başkenti falan olamayacaktı. Haliyle de herhalde bu Ayasofya buraya yapılmayacaktı. Ama Konstantin'in ve etrafındakilerin herhalde çünkü tek bir insanın aldığı karara ben çok inanmıyorum tarihte ama illa bir vitrin, bir önde birisi olacak ya. Konstantin bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. İşte onun aldığı kararla diyelim bu şehrin başkent olmasıyla birlikte işte Ayasofya'nın yani gelecekteki Ayasofya'nın önü açılmış oluyor. Şimdi genelde bu Ayasofya'nın tarihiyle ilgili üç Ayasofya'dan bahsediyoruz.
İşte birinci, ikinci, üçüncü Ayasofya diyoruz ama o birinciyle ilgili elimizde pek bir şey yok. İkinciyle ilgili nispeten var. Hatta 1935'te yapılan kazılarda, Schneider'di galiba, onun yaptığı kazılarda o ikinci Ayasofya'ya dair bayağı bir şey de çıkıyor. Fakat bir kısmı tabii esas bugünkü Ayasofya'nın altında olduğu için çok derinlemesine bir şey yapma şansı da pek olmuyor aşağılara doğru. Böyle biraz mozaik katmanları falan da bulmuşlar ama herhalde altına giremediklerinden dolayı onları çıkaramadılar. Şimdi üçüncü Ayasofya ise işte bizim bugün gördüğümüz Ayasofya ki bu Ayasofya'nın başına da çeşitli şeyler gelmiş ve bunlardan dolayı aslında onda da çeşitli değişiklikler olmuş. Onlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla Konstantin bizim için bu işin en başında olması dolayısıyla bir önem arz eder. Yalnız o birinci Ayasofya'yı acaba Konstantin mi yaptırdı? Yani bazı kaynaklarda biraz da Konstantin'e özellikle Hristiyan kaynaklar çok büyük önem atfetmeye ve onu gerçek bir Hristiyan olarak göstermeye de çalışırlar. Normal yani tarihteki çok güçlü karakterlerden bir tanesi. Hristiyanlık olarak onun Hristiyanlığın gelişiminde çok önemli rol alması, daha da abartılmak suretiyle onun azizlik mertebesine getirilmesi hani ben doğal bir durum olarak görüyorum. İşte Konstantin zamanında imparatorluğun durumu. İmparatorluğun durumu derken aslında Konstantin'den çok az önce galiba Galerius zamanında imparatorluk en büyük sınırlarına ulaşmış idi. İmparatorluğu yine böyle çok büyük, en geniş sınırlarına ulaştığı dönem herhalde bu Antoninler döneminde olsa gerek. Yani Trajanus, efendim Hadrianus, Antoninus Pius, efendim Marcus Aurelius işte o dönemler olması lazım. Ondan sonra imparatorluğun işte Severiuslar ailesiyle bir çırpınışı var. Hani ayakta durabilmek için. Hanedanıyla pardon. Fakat daha sonrasında 3. yüzyıl kriziyle birlikte imparatorluk bir takım mağlubiyetlerle tanışacak. Ve bunların sonrasında sarsılacak. İşte imparatorlar başa çıkacaklar. Hemen aşağı indirilecekler. Bu 235 senesiyle 284 senesi arasında yaklaşık bir 49-50 senelik süre içerisinde imparatorluk bayağı bir sarsılmış. Hani belki de parçalandı, parçalacak derken bir Diokletianus gelir, imparatorluğu kurtarır. Dörtlü yönetimle işte yeni bir sisteme geçişi dener. Fakat Diokletianus'un yönetiminin hemen ardından da o dönemin önde gelenleri ki bunlardan biri de Konstantin'dir. Yani yavaş yavaş da başlasa bir iç savaşa girerler. Bu iç savaşta bayağı bir sürecek yani 10-15 sene diyelim. Ve 324 senesinde Konstantin tüm rakiplerini yenmiş bir şekilde Bizantium denilen şehirdedir. Ve oranın da ikinci Roma, yeni Roma olmasına karar vermiştir. Daha sonra da o şehrin adı Konstantinopolis olacaktır. Konstantin döneminde imparatorluk bu şekilde. Burada tabii anlatılacak çok şey var ama onlara girmeyeceğiz. Çünkü biz Ayasofya üzerinden ilerlemek istiyoruz. Şimdi çoğu kaynakta şey diyor. Konstantin'in tabii hani böyle hayat hikayesine baktığımızda 313'teki işte Hristiyanlara verilen ibadet serbestliği. Efendim 325'teki İznik Konsili ki bu ilk ekümenik konsildir. Bu açıdan çok çok önemlidir Hristiyanların önünün açılması açısından. Hristiyanların adeta iktidara gelişinin bir göstergesidir yani bu ilk konsil. Oradan sonra artık neredeyse hani nasıl bir devlet kendi topraklarını efendim şehirler, vilayetler, eyaletler şeklinde yönetim birimleri haline getirir ve yönetmeye çalışır. Ha, kilise de artık bu konsille birlikte İşte nüfuz alanlarını belirleyip onların başına birer piskopos, efendim patrik matrik getirmek suretiyle devlet bu cismani olanı yönetirken ruhani olanı da ama yine tabii bence maddiyat üzerinden yöneten çok güzel bir kilise sisteminin kurulduğunu görüyoruz. O işin başında da işte Konstantin vardı. Ama acaba Konstantin Hristiyan mıydı diye tarafsız tarihçiler bu soruyu sıklıkla sormuşlardır.
ve vardıkları sonuç onun tam bir Hristiyan olmadığı şeklindedir. Annesi gerçekten koyu bir Hristiyan, Helena, bunu biliyoruz. Ondan etkilenmiş olması muhtemel. Ama bir devlet adamı olarak hani o dönemde Hristiyanlığı yanına almasının çok makul, iyi bir karar olduğunu düşünmüş olacak ki hem onların yolunu açıyor hem de kendinin yolunu açmak suretiyle imparatorluk yapmış. Acaba işte bu ilk Ayasofya dediğimiz günümüze henüz bir şey günümüze kadar bir şey gelmemiş olan yapının inşaatını da Konstantin'le başlattı. Şimdi bununla ilgili aslında hani benim okuduklarımdan flu bir şey bu. Esöbius bunu bahsediyordu. Kim bahsediyordu? Şimdi onu da çok iyi hatırlamıyorum ama şey çok iyi biliniyor. 360 senesinde onun oğullarından Konstantius, ikinci Konstantius onu bitiriyor. Yani açılışını da Konstantius yapar ve açılışında da burada Sedat'ın kitabından bayağı yararlandım. Başka bir takım kaynaklardan da yararlandım. İşte böyle değerli kumaşlar, altınlı, efendim gümüşlü özellikle, efendim bir takım böyle yine çok değerli hediyeleri vermek suretiyle açılışı böyle zenginleştirmiş, şenlendirmiş diye anlatılıyor kaynaklarda Konstantius'la ilgili olarak. İlk yapılan Ayasofya'nın büyük olasılıkla bir bazilika şeklinde, bazilikayı da birazdan açarız, daha iyi anlarız, anlatabilmeyenler de olabilir aramızda. Fakat ahşap bir yapı olduğu düşünülmekte. Şimdi ben burada aslında Sedat'a sormakta isterim. Çünkü giderken hani eksik olabileceğim yerler olduğuna da inanıyorum. Bir yandan bu sunumu yaparken hani ben elimden geldiğince bir şeylere bakmaya çalıştım ama hani ne yaparsanız yapın bu Ayasofya dipsiz kuyu olduğundan dolayı illaki bir açık tarafınız kalabiliyor, zaman da yetmeyebiliyor. Bu Ayasofya'nın hani temelinin atılması konusunda Sedat, bu arada burada mısın? Bir görünüp yok mu oldun yoksa? Tabii ki. Benim dilimin kusuruna bakma, sana soruyorum şimdi, ne diyorsun? Yani bu hakikaten hani Konstantin'in bunu başlattığına dair bir netlik söz konusu mu? Başlatmış olsa herhalde daha erken kaynaklardan haberimiz olurdu. Yani çok düşük bir olasılık gibi görünüyor. Konstantin çok tabii ki efsane denebilecek, eninde sonunda imparatorluğu baştan kuran isim, kenti kuran isim. Mutlaka ki Ayasofya'ya onu yakıştırmak da daha sonra yapılan diğer yakıştırmalara da çok benzer. Yani Efes Artemis Tapınağı'nın sütunlarının kullanılmış olması vesaire gibi dönemin en efsanevi isimlerinin bir şekilde Ayasofya'ya dahil edilme arzusunun bir parçasıdır muhtemelen diye düşünüyorum. Yoksa bu kadar sessiz geçmezdi dönem kaynakları. Değil mi? İlla ki bir yaşam. O kadar gizli bir yaşam değil çünkü. Tabii. Şeyin senin hani o konudaki görüşünü de alalım o zaman. Hani Sol Invictus dediğimiz bu tarikate mensup olduğu söylenir Konstantin'in. Hatta işte bu Apollon'la Mitras arasında. Evet. Ayan abi şeye katılsan daha iyi olacak programa. Kapatıyorum çünkü devam ediyor. Öpüyorum seni. Evet, Ayan abiyi de böylece kapattık, yolladık. Yani Konstantin hani o çizgide, yenilmez güneş tarikatı çizgisinde olup aslında hani tek tanrılı bir din ya da tarikat diyebiliriz buna. Mitrasçıların, ateş veya güneşçilerin diyebileceğimiz bir dine mensup olduğu ve çok ilginç bir şekilde Ayasofya'nın yönüyle ilgili sen de kitapta yazmışsın. Bu hani Hazreti İsa'nın doğumuna denk gelen hani Noel günü güneş nereden doğuyorsa o noktaya yönelik bir Ayasofya'dan bahsediyoruz. Tam doğuya değil. Onun 33 derece bir farkı olduğunu söylemişsin. Hani birazdan yine değineceğiz oraya da. Hani acaba o Konstantin'in bu güneşçiliği o Ayasofya'nın hani ilk yapılan Ayasofya'nın yönünde bir etkili olmuş olabilir mi? Ama bunlar yazılır da herhalde. Ne dersin? Tabii yani her şeyin başında gerçekten Konstantin bu ayar bir şey yapacak da dönem kaynakları bu kadar sessiz kalacak. Çok düşük bir olasılık. Hristiyanlık için çok önemli bir katkı sayılırdı mutlaka ki bu. Ve tabii ki onun hikayesini yazan da mutlaka, yani adamın vaftiz olduğunu bile uydurabiliyorlar. Evet. Fakat bu boy bir şey yapacak ve bunu kanıt diye, Hristiyanlığın kanıtı diye söylemeyecekler. Çok olağan dışı bir şey. Yalan bile olsa söylerler, doğru olsa zaten söylerler. Zaten söylerler.
Yani kaynaklarda sonuçta yok. Ben bunu öğrenmek istemiştim senden. Çok çok sağ ol. Bakalım bir sonraki fotoğrafta bu birinci Ayasofya nasıl yok oluyor? Onunla ilgili böyle bir kaidemiz var elimizde. Yine sağ olsun Sedat bununla ilgili bilgileri çok çok güzel vermiş. Ama tabii kitabın yazıldığı dönemde Ayasofya müze idi. Dolayısıyla o müze girişine göre falan anlatmış. Ama artık o girişler değişmiş. Bugün başka bir arkadaşım aradı. Her şey çok daha farklı olmuş orada. Fakat sözünü kesiyorum, özür dilerim. Rica ederim. Buyur. Bahsettiğin için. Neyse ki elektrik trafosu duruyor da. O yüzden referansımız aynı. Abi o çok iyi. Elektrik trafosuna göre anlatmam da çok hoşuma gitti orada hakikaten. O turnikelerden geçince orada bir yerde çünkü öyle bir şey görür. Ona göre de anlatmış. Bu bahsettiğimiz kaide şu açıdan önemli. Üzerindeki sütun bu kaideye ait değil. O yüzden o sütunlu bölümü olan fotoğrafı almadım. Ama hakikaten de üzerinde bir sütun varmış. O sütunun üzerinde de bir imparatoriçe heykelinden bahsediliyor. O heykelin gümüş olmasından ya da gümüş kaplama olmasından bahsediyor kaynaklar. Kim bu imparatoriçe? Evdoksiya. Bunun ön yüzünde kaidenin ve arka yüzünde Grekçe ve Latin, daha doğrusu Grek harfleriyle ve Latin harfleriyle işte bilgileri de hali hazırda duruyor. Bu kaideyi bulan da burada bulmamış, bulanlar dememiz belki daha doğru olabilir. Fossati kardeşler 1840'ların sonunda Ayasofya'nın restorasyonu için İstanbul'a gelmiş olan Fossati kardeşler sadece Ayasofya'nın restorasyonuyla ilgilenmiyorlar. Şehir içerisinde bir takım binaların restorasyonunda veya yeniden yapılmasında ya da yapılmasında önemli rol oynarlarken tam da bir Darülfünun binasının yapılması gerektiğinden işte Ayasofya'nın yanındaki o boşluğa Darülfünun binasını inşa ederken oralardaki işte temel kazılarından birinde herhalde bu kaide çıkıyor. Ondan sonra daha sonra bu Ayasofya'ya bir şekilde gelecek işte. Bu Evdoksiya'nın önemi de şu. Şimdi birinci Ayasofya ile ilgili kuruluşuyla ilgili yani yapılışıyla ilgili çok fazla bilgimiz yok demiştim. Açılışı 360. Ondan sonra bu devam eder. Aradan işte 40 küsür sene geçer. O senelerde de Patrik Yannis Chrysostomos veya Chrysostomos okunuşta bir hata yapabilirim tabii. Doğrusunu bilen varsa düzeltsin. Yannis veya yani Jan var ya o kelimenin Rumlardaki karşılığı. Esas soyadı önemli. Chrysostomos, altın ağızlı. Meşhur işte konuştuğu zaman herhalde biraz belagatıyla hani biraz da söylediklerinin doğru şeyler olduğuna inanılmasından yani dürüstlüğüne inanılmasından altın ağızlı ünvanlı veya lakabını almış olan Patrik. Adam konuştukça konuşuyor böyle. Yalnız ben bununla ilgili kendim okumadım ama hatırlıyorum bizim Burhan Dursun bir Ayasofya sunumu yapıyordu sahilde. O zaman işte ben de katılmıştım. Hayri de katılmıştı. Hayri kendi bulduğu kaynaklardan bir şey okumuştu. Adam kadın düşmanı aynı zamanda. Yani kadınları şeytan olarak görüyor. Acayip acayip şeyleri varmış bunun yazdıkları. Neyse onlardan bahsetmişti. Ve bu patriğin arası bir şekilde bu imparatoriçe ile bozulacak. Bu imparatoriçe de kendini çok ön plana çıkarmaya çalışan bir kadın. Ve işte bu kaidenin üzerindeki heykeli yaptırtıp Ayasofya'nın yakınına bir yere diktirtiyor. Bunun üzerine bizim Patrik iyice deliriyor. Ve de galiba bu heykeli oraya diktirdiği için bir takım onun etrafında törenler bir şeyler yapılıyor. Bunlar da biraz pagan törenlerini de mi ne andırıyor. Bu daha da delirtiyor Patrik'i. Ondan sonra bunun birkaç tane böyle fotoğrafı var. İşte Patrik'imiz bu. Ayasofya'dan alınmış bir fotoğraf bu da. Şimdi Ayasofya'ya girseniz yani ortadaki o Naos dediğimiz merkez alandan şöyle önce karşıya doğru, doğuya doğru bakacaksınız. Sonra o yukarıda Theotokos Meryem'i görüyorsunuz ya kafanızı sola doğru çevirin. O meleklerden geçin, serafimlerden. O büyük kemerin pencerelerle dolu olan duvarının alt tarafındaki hizada yani balkon hizasının hemen üstünde birkaç kişi aziz göreceksiniz. Onlardan bir tanesi işte Ioannis Chrysostomos şeklinde yazmışlardı zaten buraya. Altın ağızlı Ioannis. Onun
Ayasofya'daki resmi, kuzey duvarında. Bu da bir canlandırma. Bu canlandırma demeyelim buna, bu bir resimmiş. Ben canlandırma sanıyordum. Yine sağ olsun Sedat'ın kitabından bunu öğrendim. Bunu yapan ressam Jean-Paul Laurens. 19. yüzyılda yapmış. Şimdi burada o anı canlandırmış kafasında. İşte herhalde bir ambon, yani ambon üzerinden işte kitabı okuması lazım Patrick. Fakat o hani kitapla ilgilenmek yerine İmparatoriçe locasına doğru bakıyor. Hani loca bugünkü locaya çok benzemiyor ama orada bir imparatoriçe duruyor ve ona eliyle çok sert bir şey söylüyor herhalde. Şimdi benim okuduğum kaynaklarda Lilith dediğini hatırlıyorum ben. Lilith. Yani bu Havva'dan önceki belki de şeytanlaşmış kadın bu Lilith. Lilith Adem'e boyun eğmez. O yüzden o gider, onun yerine işte Adem'in bilmem ne kemiğinden Havva ortaya çıkar. Hani Lilith de biraz şeytanla özdeşleştirilir bu mitolojilerde. Ona Lilith diye bağırdığını burada düşünebiliriz. Yani şeytan kadın. Bir de başka bir şey daha varmış. Burada İsrail kralı Ahab. Kaptan Ahab vardı ya şeyde, Moby Dick filminde. Ondan sonra neyse, bu Ahab'ın ismi yani oradan geliyor demek ki. Ahab'ın karısı Jezabel. Jezabel de kocasını aldatan biri. Buna Jezabel dediği de söyleniyor bir takım kaynaklarda. Yani kadını itham ediyor. O heykeli diktirmesinden dolayı, olayı biraz böyle hafiften de paganizme taşımasından dolayı, kadınları zaten sevmiyor. Bir kadının bu kadar böyle yüceltilmesi, heykelin olması, azizeleştirilmesi falan çok karşı olduğu şeyler. Hiçbir sebep yok buna diyor. Bundan dolayı sürülecek zaten. O sürülünce de işte Ayasofya yanıyor. O birinci Ayasofya bu olayların arkasından yanıyor. Çünkü ona altın ağızlı diyenler onu o kadar çok seviyorlar ki hemen bir isyan çıkıyor. O isyanda da işte o ilk Ayasofya maalesef yanıyor. Galiba geri çağırıyorlar. Fakat bu laflarına devam edince, ithamlarına, sözlerine, ondan sonra bir daha yollanıyor. İşte bu Kafkasya taraflarında bir yerlere sürülecek. Oralarda da ölecek zaten. Ondan sonra onun, durun bakayım, devamında. Bugün kemikleri patrikhanede. Aslında kemikler geri geliyor. Fakat çok sonra geliyor. 430'lu senelerde falan geliyor yani. Öldükten 30-40 sene sonra falan gelecek. Ve de bugünkü Fatih Camii'nin yerinde olan Havaryum Kilisesi'nin işte bir yerine konulacak bu kemikler. Ama tabii bu 4. Haçlı Seferi sonrası yağmalanan Konstantinopolis'ten bunlar da alınıp işte İtalya'ya götürülecek. Senelerce herhalde Vatikan'da falan kalacak. Dur bakayım, bir kişi daha gelmiş. Onu da alalım içeriye. Ondan sonra o kemikler işte 1204 senesinde gitmiş. 2004 senesinde, yani 800. yıl dönümünde bu olayların, adeta özür dilermiş gibi, ki büyük olasılıkla da hani araların ısındırılması maksatlı bir iadeydi bu. Hemen yanındaki Gregorius, Nazyanslı, Kapadokyalı diyelim, daha güzel anlaşılır. Gregorius'un kemikleriyle birlikte Patrikhane'ye iade edilir. Yalnız ben kitaptan okuduğum şey, bütün kemikleri iade edilmemiş galiba. Yani bir kısmı iade edilmiş. Bir tek şey söyleyeceğim Sedat. Ya bu, yani benim kitaplarımda da olduğu için böyle, aslında bunu sana direkt söylesem daha iyi olurdu ama burada söyleyeyim, daha iyi, boş ver. Gregorius'un Patrik olduğunu yazmışım galiba ama sanıyorum o aday oluyor da Patrik olamıyor diye biliyorum ben. Ama ben de yanılabilirim. Aklında olsun, minik bir araştırmayı tekrardan yapmanı tavsiye ediyorum. Ben de yapacağım. Doğru mu? Zaten de Piskopos demem en doğrusu olacaktı tabii. Değil mi? Yok, sen sanki Patriklik yaptığı gibi bir şey mi yazmışsın? Yani iyi ya da hatırlamadım şimdi de, aklında olsun, sen bir bak oraya yine yani. En doğrusu Piskopos demek her durumda da. Eyvallah. Yani, Piskoposluğu tamam. Meşhur çünkü. Tamam, doğru söylüyorsun. Peki. Ondan sonra cığıma. Şimdi yani tekrar şeyde, Patrikhane'de girdiğinizde sol nefte bunu görebiliyorsunuz. Ha, şimdi böyle bir şey elime geçti. Yani internette bakarken böyle bir şey buldum. Birinci Ayasofya ile ikinci Ayasofya'nın planlarının karşılaştırılması. Hani bu nasıl olabiliyor? Birinci Ayasofya ile ilgili elimizde hiçbir şey olmaması lazım. Herhalde bir şey böyle, yani canlandırma şeklinde yapılmış bir şey bu. Şöyle biraz da yakınlaştırınca işte zaten o Grekçe yazılardan
en aşağı tarafta atrium olduğunu, işte ortadaki Naos bölümünü, efendim Ambon, yani işte kitabın okunduğu kürsünün olduğu yeri. Şurada şey yazıyor. Tisias Tirion. Bu ne diye? Yani gittim bizim Erkan Eseroğlu'na sordum tabii. O da şey dedi. Adakların işte kurban edildiği yer gibi bir şey söyledi. O herhalde kelime anlamı. Herhalde hani ekmek şarap ayininin yerini tutuyor bu kilise, bu kelime aynı zamanda. Hani Yunanca bilen başka arkadaşımız varsa o da tabii müdahale edebilir. Çünkü hemen arkasında bakın yera, trapeza diyor. Trapeza masa, yera da kutsal. Kutsal masa nedir? Sunaktır tabii ki. O sunak üzerinde de işte ekmek şarap ayini yapılıyor. Aslında eskiden tapınakların önünde bulunan bu sunakta hakikaten ne yapılıyordu? Kurbanlar kesiliyordu. Ama Hristiyanlıktaki inanca göre Hazreti İsa kendisi kurban olduğu için öyle bir kurban töreni falan yapılmaz. Kurban olmadan önceki işte gecelerden birinde o havarilerle birlikte hani son akşam yemeğinde ne yapar? Şarabı verir, bu benim kanım. Ekmeği verir, bu benim etim, yani vücudum, korpus aslında der. Ondan sonra on, yani kurban olma sahnesi belki de odur. İşte o masanın üzerinde de bununla ilgili hazırlıklar yapılır. Hani belki de o yüzden Yunanca'da bu kelime kullanılıyor olabilir. Aslında hani bir Yunanca bilen bir arkadaşımız olsa daha net açıklardı bize. Şimdi devam edelim. Benim okuduğum kaynaklarda veya Sedat'tan edindiğim bilgiye göre 2. Ayasofya'nın 5 nefli olması gerekiyordu galiba. Ama o da sanki 1. Ayasofya gibi 3 nefli gösterilmiş. Şimdi Naos dediğimiz, yanlış bilmiyorsam, bütün bu alan. Bunun solunda ince bir 1. nef diyelim. Ortasında işte orta nef, 2. olsun. Bir de en sağda 3. nef. Yani bu 3 nefli olmuş oluyor. Tıpkı şuradaki. Fakat şimdi İstanbul'da da var öyle kiliseler. Mesela Tatavla, eski adıyla Tatavla, şimdiki Kurtuluş'ta 5 nefli Aya Dimitri Kilisesi var. Bu 2. Ayasofya ile ilgili, aslında Ayasofya'da demek ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Çünkü Megala Ekklesia diye geçiyor, büyük kilise diye geçiyor. Fakat 5. yüzyıl içerisinde Sokrates isimli tarihçi, bugünkü Aya İrini'yi düşünün ve Ayasofya'yı düşünün, her ikisini tek bir manastırın parçaları olarak düşünmüş. Başlarındaki Aziz ve Azize kelimesini kullanmaksızın Sofya ve İrini diye, İrene belki de öyle okunuyordu, yazdığı işte Risale midir nedir ve Kayınamedir belki. Orada böyle geçirmiş isimlerini. İşte orada daha 5. yüzyılda Sofya ismi en azından zikrediliyor. Ama tam manasıyla burası ne zaman Ayasofya oldu? O da hala bir soru işareti. Bu konuda da yanılıyorsam Sedat lütfen, yani eksik bir bilgi varsa lütfen araya gir ve uyar yani. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bunu böyle koydum. Şimdi nereden surları atladık tabii diyebilirsiniz. Fakat 1. Ayasofya yandı. Ne zaman yandı? Arkadius zamanında yandı. Yani 1. Theodosius'un oğullarından Arkadius döneminde. Doğu Roma İmparatoru Arkadius. Çünkü Theodosius'tan sonra, 395'ten sonra artık tek bir Roma'dan bahsedemiyoruz. Batı ve Doğu Roma'dan bahsedebiliyoruz. İşte Honorius batıda, Arkadius doğuda. 404 senesinde demin anlattığım olaylar gerçekleşmişti. Kimi kaynaklarda 403 de diyor galiba. Bir süre galiba öyle kalıyor. Fakat çok kısa bir süre sonra Arkadius hemen bunun yeniden inşaatını başlatıyor. İnşasını başlatıyor. Fakat kendi 408 senesinde vefat edecek. Yerine oğlu, çocuk imparator Theodosius geçecek. Yani artık orada Theodosius o kararı verebilecek yaşta olmayabilir ama Anthemius isimli önemli bir devlet adamı var. İşte bu aslında kara surlarının yapılmasında çok önemli bir rol oynamış olan o Anthemius, ki 1. hattın yapılmasından sonra bir şekilde tarih sahnesinden çekilecek, yok olacak. Kimi kaynaklara göre saraya gittiği ve oradan bir daha çıkamadığından bahsedilir. Belki de Theodosius ve ablası Pulcheria Anthemius'un bu kadar ön planda olmasını artık kaldıramamışlardı. O sebeple de
surlar Antemius Suru değil de Theodosius Suru olarak daha sonradan anılacak diye anlatılır. Theodosius'un hani şöyle çok güzel bir heykelidir, resmidir bulamadığım için onun döneminin en önemli eseri kabul edilebilecek. Aslında üniversitede onun döneminden ama hani ona dair elimizde çok bir şey yok. Bu kara surlarından bir fotoğrafla Theodosius'u hatırlatmaya çalıştım size. İşte bu Theodosius döneminde yapılan kiliseden günümüze ulaşan bazı parçalar Ayasofya'ya girdiğinizde, hani müzeyken Ayasofya'yı düşünün, o turnikelerden geçtiniz. Bir süre sonra Ayasofya'nın girişiyle karşılaşacaksınız ama girişinin yanında böyle bir havuz gibi bir çukur var. Hani insanlar bilmeseler yani orada belki de bir havuz var falan zannedebilirler. O duvarlara, buvarlara baktıklarında. Halbuki bu bir kazı sonucunda ortaya çıkıyor. 1930 senesinde Ayasofya kapatılıyor restorasyon için. İşte o Whitmore gelir, onun restorasyonu devam eder. 34 senesinde artık restorasyon sona ermiştir, müze olmasına karar verilmiştir. 35 senesinde de müze olarak açılacaktır Ayasofya. Yine o aynı 35 senesinde Alman mıydı şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama Schneider isimli arkeolog burada çalışır. Ayasofya'nın önünde kazılar yapar ve bu kazılar esnasında da şu gördüğünüz sütun kaidelerini, o sütunların ufacık böyle bazı parçalarını ve de duvara yakın yerde de çok dikkatli bakarsanız fark edersiniz. Hatta yakınlaştırayım biraz. Kuzular var böyle arda arda. Görüyor musunuz? 6 tane burada var. Sonra bir ağaç var. Hani belki de şurada bir Hazreti İsa vardı. Bunun hemen devamında da bir 6 tane daha olması lazım. Onların da birkaç tanesi şurada galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu işte o ikinci Ayasofya'nın girişinin alındığında yer alırmış. Yani orada artık arşitrav mı diyeceğiz, ne diyeceğiz o saçakların falan üzerinde bir yerde. Bunlar in situ. In situ dediğimizde yani bunlar yaşadıkları dönemde de aynı yerdelermiş. Yani açılıyor, aynen orada bulunuyor. Herhangi bir yere taşınmamışlar yani. Yani dolayısıyla bugünkü Ayasofya'nın eski Ayasofya'nın üzerine yapıldığını anlıyoruz biz buradan. Bu kazılar yaklaşık 2 metre aşağıda Ayasofya'nın eski girişi olduğunu gösteriyor bize. Şimdi bu fotoğrafta iyi anlaşılmıyor ama şu sütun kaidelerinin sağ tarafındaki o topraklı yerden daha aşağıya doğru ki o toprak değil duvarın devamı aşağı doğru 3 basamaklı merdiven var. Demek ki 3 basamaklı merdivenden çıkıyorsunuz sütunlar önünüzde üzerinizde bir portik yani bir çatı diyelim biz ona sütunlu çatı diyelim revak gibi düşünün. İçine giriyorsunuz aslında buralarda da mozaikler bulunmuş galiba ama o mozaikler hani gösterilmiyor. Belki gösterilemiyor belki de hani koruma amaçlı. İşte o kuzuları bir kez daha burada görüyorsunuz. Hani buradaki kuzularla ilgili söylenen altı burada altı da oradaysa havarilerdir diye söyleniyor. Ama kuzu deyince bir de agnos değil. Yani Tanrı'nın kuzusu diye Hazreti İsa'ya atfedilmiş bir ünvan da var. Yani Tanrı'nın kurbanı, Tanrı'nın kendi kendini aslında insanlar için kurban etmesi. Bu da çok ilginç bir şey aslında. Ya bu fotoğrafta bizim Yasin Karabacak, bir başka rehber arkadaşımız. Şimdi rehberlerin dışında Yasin de hoşuma giden sürekli fotoğraf çeker. Ve detay fotoğraflar çekiyor. Hani normal rehberlikte rastlamadığımız ne varsa gidiyor kendi arıyor buluyor onların fotoğraflarını çekiyor. Ayasofya ile ilgili yine böyle bir detaylardan oluşan bir kitap hazırladı. Rehber gözüyle Ayasofya diye. Ben zannetmiyorum yani hani rehberlerin hepsi o gözle o Yasin'in gördüklerini görmüş olsunlar. Çünkü turu yaparken zaten göremezsiniz. Onun dışında da vaktiniz yoksa ayrıca bir daha da gitmezsiniz. Mesela bak Yasin gitmiş bu fotoğrafı da çekmiş. Bu bahçenin içerisinde yine o kuzulu taşlardan bir tanesinin kırılmış bir parçası duruyor. Ben bunu fark etmemiştim. Yasin'in fotoğrafı sayesinde fark ettim. Burası tuvalete doğru giden yolun kıyısında bir yer. Üzerinde birisi oturmuş zaten. Aynen Yasin'in fotoğrafını aldım koydum buraya. Köşede ismi var mıydı bilmiyorum ama buraya koymamışım. Veyahut da alamamışım diyelim. Bu da Yasin'in kitabı. Onu da göstereyim istedim. Yeni çıktı. Yeni çıktı. Ayasofya cami olmadan hemen önce çıktı. Yani bundan daha önce herhalde Ayasofya üzerine
Sedat Bornovalı'nın kitabı çıktı. Arkasından da bu çıktı. Son iki kitabı da burada yayınlamış olduk. Aklımızda olsun. Şimdi devam edelim bakalım. Aslında bir sonraki fotoğrafta biz onun hani genel halini görmüş olacağız. O ikinci Ayasofya'nın girişi işte o üçgen alınlıklı. Ama tam bir üçgen alınlık yok farkındaysanız. Ortadaki iki sütunun tepesinde bir kemer var. Buna Suriye tarzı alınlık deniyormuş. Bunu da sağ olsun Feridun Özgümüş hocamızla o kadar çok anlattı ki artık beynimize kazındı yani bu Suriye tarzı alınlık. Bu tarzı alınlıkların herhalde mor diye bir şeyler de yazılıyor. Ben onları takip etmemiştim ama durun bakayım şuradan. Zannedersem chat bölümünde de devamlı bir şeyler yazılıyor. Ben onları kaçırıyorum. Sağ olsun Sedat bir sürü şey yazmış zaten oraya. Neyse onlara da en son bir bakarız o zaman. Tamam. Ben o zaman devam edeyim anlatımıma. Çok önemli bir şey olursa yalnız açın ve müdahale edin. Yani bazen sıcağı sıcağın olması daha güzel oluyor. Neyse Apollodorus isimli yine o bölgeden yani 2. yüzyılın sonlarında meşhur olmuş. 3. yüzyıla kadar kalmış. Meşhur bir mimar var. Bunlardan birçoğu işte ona atfedilebiliyor. Hatta birazdan göreceğimiz Pantheon'un girişi bile bu Suriyeli Apollodorus'a atfedilebilir. Yani onun yaptığı da söylenebilir ama kesin hiçbir şey yok. O yüzden Apollodorus alınlığı falan da deniyor galiba buna. Alınlık yanlış olabilir. Ona da bakarız sonra. Şimdi tekrar şuraya gideyim. Şimdi bu canlandırmaydı. Bu ise elimizde olan parça. Bu işte deminki o üçgen alınlığın en tepe noktası olsa gerek. Onun ortasında bir de böyle bir haç gözüküyor. Fakat canlandırmalarda genellikle o haç konmuyor. Bu böyle bir şey yani. Şimdi devam edelim. Bakalım bununla ilgili. Bunu da burada bitirmişiz. Şimdi şöyle bir durum var. 360'da ilk Ayasofya açıldı. 404 senesinde başına bir felaket geldi, yandı, yıkıldı, gitti. 415 senesinde yani Theodosius, 2. Theodosius döneminde yeniden açıldı. 2. Ayasofya ya da Megala Ekklesia adıyla artık gayet rahat isimlendirebileceğimiz o ikinci büyük ibadethane açıldı. O tarihten Justinianus'a kadar hani bu bina kaldı. Fakat 532 senesinde Nika isyanı sonrasında çıkan bir yangında 2. Ayasofya'yı da biz kaybettik. Şimdi 3. Ayasofya bu ilk ikisinden farklı. Niye? Çünkü ilk ikisinin bazilika tipi bir yapı olması gerekiyor. Elimizdeki bilgiler bu yönde. Oysa Ayasofya merkezi kubbeli bazilika olarak mimari literatüre hani bu şekilde geçiyor diye biliyorum ben. Hani farklı. Yani bir bazilikanın üzerine bir kubbe kondurulmuş. Dolayısıyla biz hani bugünkü Ayasofya'yı tam manasıyla anlayabilmek için önce bir bazilika nedir? Geçmişte neler vardı bazilikalar olarak? Daha sonra mesela kubbe nasıl geldi? Ayasofya öncesi kubbeler nelerdi? Hani onları bir görelim istedim. O yüzden de şöyle İstanbul'da çok uzak olmayan, İstanbul'dan çok uzak olmayan bir coğrafyada, hani daha ziyade Roma İmparatorluğu coğrafyasında neler varmış bakalım Ayasofya öncesi. Şimdi bazilika dediğimizde bu Traian meydanının hemen yanında Bazilika Ulpia. Ulpia da Traian'ın önündeki isimlerinden bir tanesi. Hani Ulpia bilmem ne Traianus adamın adı. Bazilika'ya Ulpia demişler. Şöyle uzunlamasına bir yapı düşüneceğiz biz bazilikada. Ve Roma dönemindeki bazilikaların hani dini bir fonksiyonu olmadığını biliyoruz biz. O dönemdeki bazilikalar daha ziyade ticaretin, şimdi ticaretin içerisinde de hukuk çok önemlidir biliyorsunuz. Ticaret hukuku çok önemlidir. Çünkü alışveriş olur, kavga çıkar, paylaşamazsın. Hani devamlı problem çıkabilir. Borcunu ödemez, şudur budur. Dolayısıyla da ticaret ve hukuk aynı çatı altında görüşülür ve sorunları halledilir olmuş. Bazilikalar bunun için kullanılmış. Şimdi adalet de mülkün temelidir ya. Yani öyle derler. O zaman hani Roma'nın o laik mimarisi içerisinde Roma devletinin diyelim bazilikaların çok özel bir yeri de olmuş oluyor. Yani aslında Roma devletini bir yerde temsil ediyor bu bazilika dediğimiz form. Bu tabii değişik. Bakın hani iki tarafında
bizim apsit dediğimiz yarım kubbelerin veyahut da işte o çıkıntıların olduğu bir bazilika. Bu daha sonra hani bir tarafı giriş, bir tarafı da işte kapalı olmak suretiyle tek giriş, tek yönlü bir bina halini alacak. Şimdi bakalım bunun devamında ne? Bu aynı binanın canlandırması, muazzam bir bina. Bu 50 metre miydi bunun yüksekliği? Yazmıştım bir yere ama neyse artık onu da evet, Basilica il Ulpio 50 metre yüksekliğinde. Yani bugün Ayasofya 55 metre 65 santimetre, hani artı eksi diyelim biz ona. Demek Ayasofya'ya çok yakın yani. 5,5 metre falan daha aşağısında ama devasa bir yapı yani. Hani böyle devasa tren garları falan olur ya, bana öyle bir şey hatırlattı. Bu ikinci yüzyıldan kalma yapı. İkinci yüzyılın başlarından üstelik. Yani Hadrianus'tan daha önce Trajanus biliyorsunuz. İçi de böyle. Hani bugünkü AVM'ler halt etmiş diyebiliriz değil mi? Muazzam bir genişlik. Tabii canlandırma ama hani muhakkak bir şeye dayanarak yapılan bir canlandırma. Oradaki çünkü Roma'daki o Roma bölümü çok daha iyi korunmuş ve ortaya çıkarılmış, arkeolojisi yapılmış bir bölümdür. İstanbul'daki gibi değil. Yani İstanbul'da henüz Konstantinopolis arkeolojisi resmi olarak yapılmadı. Hani elimizdekiler neler? Yangında bilmem neler gidiyorlar, altından bir şey çıkıyor. Veyahut da bir yapı yapılırken temelinden çıkıyor. Veyahut da yol genişletilirken oradan çıkıyor. İşte metro çalışmaları, alt geçit çalışmaları derken o sayede ortaya çıkıyor İstanbul'dakiler. Yani resmi arkeoloji onların üzerine biraz müdahale edebiliyor. O da çok uzun sürmüyor. Yani. Çünkü yol geçecek oradan, metro geçecek diye 5-10 sene bakılıyor, hop kapatılıyor. Ama Roma'da bir bölüm arkeolojik parktır biliyorsunuz. Gidenler gayet iyi bilirler. Şimdi bakalım bunun devamında ne koymuşuz? Aslında işte Ayasofya'nın kubbesiyle ilgili konuşulduğunda ön plana çıkan yapı bu gördüğünüz Pantheon yapısı. Pantheon, tüm tanrılar veya bütün tanrılar manasındaymış. Şimdi bunun önünde bir yazı var. Bakın şu, ne yaptım zaten büyütmüşüm ben bunu. Agrippa'yı okuyabiliyorsunuz. Agrippa bu Augustus'un hani sağ kolu gibi yani o dönemdeki ikinci en önemli isim. Fakat Augustus ismi o kadar çok tekrar ediliyor ve Augustus da imparator olduğu için hani bazı hani şeyde kaynaklarda falan Agrippa'yı es geçiyorsunuz. Aklınızda kalmıyor. Halbuki çok önemli bir insan bu Agrippa. Bu ilk Pantheon'u Agrippa'nın yaptırdığı söyleniyor. Yani böyle bir yapı mıydı? Ondan ben emin değilim, bilmiyorum da şimdi yanlışlıkla bir şey söylemeyeyim. Bu gördüğümüz yapı 2. yüzyılda Hadrianus döneminde yapılmış. Kaynaklardan bunu öğreniyoruz. Bazı tarihçiler Hadrianus zamanında bitmedi, işte Antoninus Pius zamanında devam etti, orada bitti de diyorlar ama bu büyük olasılıkla işte neydi bakayım 120'li yıllarda yapılıp bitirilen Pantheon binası. Bunun önünde bir işte böyle giriş var, sütunlu Korintüs sütun başlıklarıyla yine muazzam bir üçgen alınlık. Ondan sonra geçiyorsunuz. Arka tarafta da ana binaya geliyorsunuz. O bilmiyorum buna rotunda denilebilir mi ama böyle yani yuvarlak rotunda deniyor herhalde. Ve üzeri kubbeli bir yapı. Bakalım diğer fotoğraflarda daha iyi görebiliyor muyuz? Hop küçültelim. Evet böyle tepeden bir fotoğrafı var. Hani burada böyle kubbeyi de gayet iyi görebiliyorsunuz. Şimdi Ayasofya'ya ne demiştik? 55 metrenin üzerinde yüksekliği demiştik. Bu o kadar yüksek değil. Yalnız bunun çapı Ayasofya'dan daha fazla. Yani bu kubbenin çapı daha fazla. Bu 43,5 metre mi ne bunun yüksekliği? Ve çok ilginç bir şey var burada. Bu kubbenin çapı da 43,5 metre mi ne? Ayasofya'nın çapı değişkendir. Zannediyorum o depremlerde veyahut da işte binadaki değişikliklerde biraz değişmiş. Tam böyle daire değildir de hafif böyle elipsleşmeye yüz tutmuş bir çaptır o. 31 metre ile 33 metre arasında değişiyor Ayasofya'nın çapı. Yani en geniş olan yeri galiba 33 metre. Yuvarlak söyledim ben santimetrelerde. Lütfen kalbimi kırmayın. Oysa burası 43,5 metre ile Ayasofya'ya bayağı bir fark atıyor. Yani 10 metre fark atıyor çap.
Ama yükseklikte de 10 metreden fazla Ayasofya fark atıyor. Çok ilginç bir şey daha. Şimdi burada yukarıdan aşağıya 43,5 metre, bir kenardan diğer kenara 43,5 metre. O zaman bunun içerisinde bir küre varmış gibi. Yani bina küre yutmuş veyahut da kürenin üzerine inşa edilmiş gibi de düşünebiliyoruz aslında. İlginç bir yapı yani bu. İşte o şeyin, kubbenin daha yakından görüntüsü. Şimdi Ayasofya kubbesine ne kadar benziyor? Aslında şu üst bölüm bayağı bir benziyor. Fakat ortada da bir yuvarlak boşluk var. Hani bunu tamamlamadılar mı? Tamamlayamadılar mı? Böyle mi olsun istediler? Bunun kubbeyi tuttuğu söyleniyor. Yani bu yuvarlak neydi bunun adı ya? Bir ismi var. Okulus'u galiba. Durun bakayım. Okulus. Okulus veya okulus. Neyse. Bunun adı o. O böyle hani tutuyor kubbeyi diye geçiyor. Ama şey Deniz Hoca geçenki sunumda kubbeleri anlatırken ya bu bence bir hata dedi yani. Bilemiyorum tabii. Ya da beceremediler yani. Bunun birleştirmeyi beceremediler dedi. Hani bunu çok iyi bilemiyoruz. Bununla ilgili minik böyle efsaneler var. Yok efendim içeriye yağmur girmezmiş. Çünkü hani böyle bir binaya yağmur girmesi de tuhaf bir şey aslında. Ama galiba bunun içerisinde zeminde o içine giren yağmurun boşaltılması için bir kanal sistemi de var imiş. Ben niyeyse Roma'ya gittim yani bir gün kaldım. Koşturmaktan bunun içerisine girememiştim. Hala bir uhdedir. Uhdedir içinde inşallah açılı sınırlarda gidip bir görürüz. Şimdi rotunda deniyor diye sağ olsun Gül'ün yazmış. Sedat şey diyor Yasin'in kitabı cami halindeki Ayasofya'yı anlatıyor demiş. Ha, ilginç. Ama şeyden de bahsediyor ya Sedat o kitap. Hani bir takım böyle detaylar var Bizans dönemine ait. Onlardan da çokça bahsediyor. Neyse bakarız ona tekrar. Şöyle diyordum yani cami olmuştu statü açısından. Yani bugün de biz anlatsak şu anda da aslında cami olmuş bir Ayasofya'yı anlatıyoruz. Onu demek istiyorum. Kitabın çıkış tarihi açısından. Ha ama o şey... Camileşmesi bana... gerçekleşmemiş değildi yani onun kitabı çıktığında onu demek istedim. Öyle de o kitap daha önce bitti. Çünkü bana geldi onun şeyi. Yani düzeltmeleri için bana yolladılar onu. Ondan sonra ben bir takım önerilerde ve tavsiyelerde bulundum. Geri gitti. Çok da değiştiğini zannetmiyorum. İsmi biraz değişmiş olabilir. Yani o zaman şey değildi. Ama çıktığında dediğim doğru, cami olmuştu. Ama kitap daha önceden yazılmıştı da o yüzden dedim ben onu. Evet, devam edelim bakalım. Bu bütün hayatımız burada geçmesin. Bunun içten görüntüsü de böyle. Şimdi bunları görüyorsunuz. Bu şeylere kaset deniyor. Kare kare olan yerler. Onlar kubbede böyle içleri boş. Herhalde kubbeyi bir iskeleymiş gibi altından tutuyorlar. Hatta bunu Deniz Hoca ile de konuştuk. Ne demişti o? Kaburgalı tonuz mu? Öyle bir şey demişti. Yani bunlar sanki kaburga gibi alttan tutuyorlar. İçleri de boş. O sayede çok ağır olmadığından kubbe mesela çökmüyor herhalde. Fakat ne ilginçtir ki bir fotoğraf daha buldum bir yerden. Boyutlarını görüyor musunuz o kaset dediğimiz yerlerin? Galiba bir restorasyon için şunu şuradaki çatlağı incelemek için çıkmışlar oraya. Hani kaç insan boyunda olduğunu da buradan görebiliyoruz. Hoşuma gitmişti bu fotoğraf koyayım dedim. Hani bu da iç tarafı işte bir saray gibi. Muazzam bir görüntü. Şimdi bu da arka taraftan. Hani hep ön taraftan görecek değiliz. Arka taraftan da çok güzel gözükmüyor yani. Böyle bir terk edilmiş şey gibi. Depolar var ya hani bizim. Onlar ne? Gaz, eski gaz santral depoları böyle. Onun gibi biraz. Beşiktaş'taki o küçük gibi parkında var. Bir tane Yedikule'de var biliyorsunuz. Şimdi artık biz Pantheon'u geride bıraktık. Halen şeyleri yapıyoruz. Ayasofya'dan önce inşa edilmiş nispeten devasa yapıları. Bu da Bergama'daki Kızıl Avlu dediğimiz yerdeki bir tapınak. Serapeion tapınağı yani Serapis adına. Bu Serapis tanrısı Mısır tanrısıyla işte Roma tanrısının birleşmiş bir hali. Zaten müthiş bir ekonomik ilişki var Mısır'la Roma arasında. Yani aslında Mısır'da tabii Roma toprakları içerisinde artık Sezar'dan sonra. Ama o Mısır'ın tabii kültürü, o ilahiyatı hani bir şekilde Roma'nınkiyle de karışmış. Bu tarz tapınaklar ortaya çıkıyor işte 2. yüzyılda. Hadrianus dönemine tarihleniyor. Bu da acayip bir şey. Bunun üzerinde kubbe yok diyebiliyorum.
Buna zaten bazilika deniyor. Fakat yanında iki tane bunun şeyi var, kulesi var. O kulelerden hani herhalde onlar çeşitli sebeplerden depolar olarak kullanıldı. Bir tanesi cami oluyor Müslüman dönemde. Bu gördüğümüz biraz daha uzakça bir yerde, bakayım yaklaşısı daha mı iyi oluyor, Libya'daki Lepsis miydi? Lepsis Magna şehrinde Hadrianus hamamı. Bu da muazzam, baksanıza insan boyutlarına, tavanın yüksekliğine. Yani Ayasofya öncesi aslında karşımızda çok ilginç yapılar var. Mesela bu da muazzam bir şey. Yani buna bakınca insan Kolozyum diyesi geliyor. Ama bilenler bunun Sant'Angelo neydi? Kalesi diye geçiyor galiba. Castle diye geçiyor. Aslında bu Hadrianus'un mezarı olarak yapılmış. Daha doğrusu mozole demek doğru olacak. Mezar değil. Küçük bir şey düşünüyor çünkü insan. Fakat papalar zamanında, papaların işte 5. Charles'a karşı kendilerini savundukları dönemde kale olarak kullanılmış. Şu üst bölümdeki yapı o dönemde inşa edilmiş. Bu aslında hani üstünde bunun bir kubbe var mıydı? Ondan çok emin olamıyorum. Fakat Deniz Hoca olabilir dedi diye hatırlıyorum ben bunu. Bu da muazzam bir yapı yani. Roma'da. Şimdi devam edelim bakalım. Hadrianus dedim yani yine 2. yüzyıl. Artık biraz ilerleyelim. Karakalla hamamı. Karakalla hamamı da işte kubbesinin çapı 20 metre falanmış. Bu da devasa bir yapı. Şimdi hamam deyince Roma'da yani bir Roma hamamı bir de Karakalla hamamı diye özellikle geçiyor. Ben hani bir özelliği var zannediyordum Karakalla hamamının. Fakat Erkan Eseroğlu söyledi bana. Abi çok büyük o dedi. Yani çok büyük olduğu için Karakalla hamamı hamamları veyahut da diğerlerinin önüne geçmiş diyor. Roma'daki meşhur Karakalla hamamı. Devasa bir yapı. Üçüncü yüzyıldan özür diliyorum. Üçüncü yüzyıldan o buhran döneminden hemen önce bu. Karakalla Septim Severius'un oğludur zaten. Antonina daha sonra Karakalla ismini alacak ve çok hani derler ya boktan bir şekilde ölecek. Hakikaten adam defi hacet yaparken yol kenarında askerlerce öldürülüyor. O yüzden gayet rahat boktan bir şekilde öldü diyebiliriz kendisine. Bu da muazzam bir yapı. Yani bu şekilde duruyor muhakkak. Bu Diokletianus hamamı. Yani bu hamamdan öte bir saray yani. Bir saray hamama çevrilmiş sanki. Bunun da şöyle tavanını görünce insanın etkilenmemesine yani imkan yok. Herhalde çapraz tonozlar mı var orada? Yani sütunların üzerinden yukarıya doğru çıkan bölümler muazzam. Özel isimleri varsa artık Sedat bir ara bize yazar kenardan. Bu artık 4. yüzyıla geliyoruz. Yani yavaş yavaş bizim Ayasofya'ya doğru yaklaşıyoruz. Bu da Roma'dan. Bu da Maxentius Bazilikası ki daha sonra Konstantin tarafından tamamlanacak. Maxentius'la Konstantin başlarda hani birlikte hareket edebiliyorlar ama 313 senesinde Mildium Savaşı'nda Konstantin Maxentius'u yenecek. Ve ondan sonra artık Roma'da Konstantin'in egemenliği başlayacak. Daha sonra zaten gidip şeyi de yeniyor biliyorsunuz. Licinius'u da yeniyor ve 324 senesinde Roma'nın tek hakimi olacak. İşte bu da gene o devasa yapılardan biri. Yanlış bilmiyorsam o Konstantin'in meşhur heykeli de o kolos da diyebileceğimiz hani kocaman bir kafa var ya bu fotoğrafların ilk başında gösterdiğim sadece kafasını gösterdiğim heykelin bir bölümünün kafasını göstermiştim. Burada durmuş uzunca bir süre. Şimdi oradaki müzelerden bir tanesinde Palatin Tepesi'ndeki müzede duruyormuş galiba. Bu da işte bu deminki Maxentius Bazilikası'nın planı. Yani işte o üç nefli bazilika planı burada devam ediyor. Dediğim gibi 4. yüzyıl. Bu bize daha yakın bir yerden, Selanik'ten. Şeye benziyor dikkat ederseniz. Hadrianus'un mozolesine benziyor. Rotunda tarzı. Fakat bu kez Galerius'un mozolesi. Daha sonra işte galiba hem kiliseye çevrilecek, ondan sonra da camiye çevrilecek. O yüzden bakın minaresi bile var. Birçok özellikle Anadolu'daki yapının başına geldiği gibi bu üç değişik dini belki de daha öncesi de vardır. Yaşamış bir şekilde. Bu devasa yapılardan bir tanesi.
Şimdi bu artık ne oldu? İşte Konstantin'in hemen öncesi gibi 4. yüzyılın başı yani. Burada artık 5. yüzyıldayız. Yani 450'lerdeyiz. Şimdi İstanbul'da en eski, günümüze kadar ulaşmış en eski Bizans Kilisesi dediğimizde iki nokta önümüze çıkar. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın çok yakınlarındaki Kalkoprateia Bakırcılar Çarşısı Kilisesidir ki binaların arasında kaybolmuş, yitip gitmiş bir noktadır. Şimdi galiba restorasyonu yapılıyor fakat cami olarak yapılıyor. Camiye dönüşmüş Osmanlı döneminde. Bilmiyorum ne çıkacak yani ortaya. Bu ise Yedi Kule'ye çok yakın, hatta Yedi Kule'de demek doğrudur. Studios Manastırı'nın Vaftizci Yahya Kilisesi. Bu da acayip bir yapı. Bazilika şeklinde. Yani kubbesi yok bunun da. Uzunlamasına 3 nefli. İşte sağ tarafta ayakta duran şeyleri, sütunları var. Çatıya kadar uzanan. Soldakiler gitmiş gitmiş. Çatısı da kalmamış tabii. İmrahor Camii olarak da geçiyor. Çünkü ahırların emiri İlyas Bey vakti zamanında bunu camiye çevirmiş 15. yüzyılın sonunda galiba. Bu gördüğümüzde işte deminki o restorasyonun altında olan sütunların galiba Artmanov, meşhur bir hani fotoğrafçı var ya, Rusya'dan mı gelmişti? Bunun çektiği fotoğraflardan biri olsa gerek. Buraya girilemiyor şimdi maalesef. Aslında hani çok güzel bir yapı. Özellikle bizim Bizans'la alakalı gezilerde ya da Yedikule'den geçen her gezide uğranması gereken bir yer. Ama maalesef kapısı kapalı. En son kapıyı açmıştı adam fakat bir köpeği güç bela içeri sokmuştu. Böyle giremezsiniz demişti yani. O köpek olduğu sürece bir tek beni tanıyor. Herkesi ısırır demişti. 450'li yıllardan Studios Manastırı. Bunun büyük fotoğrafını koyamamışım. İdare edin. Bunun için Anadolu'da bu Karaman'a, oralara, oradan da daha aşağılara, Mut'a doğru gitmeniz gerekiyor. Mut'a gelmeden şöyle bir yamaçta Alahan Manastırı. Bunun içine giriyorsunuz, kemerlerini görüyorsunuz. Dikkatli bakmazsanız bunun üzerinde bir kubbe var olmuş olduğunu düşünemiyorsunuz. Ama onun işte pandantifleri falan var. Oradan anlıyorsunuz. Bu da kubbeli bir yapıymış. Bu da 6. yüzyılın ilginç yapılarından bir tanesi. İmparator Zenon adına yaptırıldığı veyahut da onun yaptırdığı söylenir. Çünkü Zenon Karamanlı, yani o bölgeden. Dolayısıyla oraya hizmet götürmüş diyelim. Böyle bir manastır yapmak suretiyle. Bu binbir kilise gezisi düzenliyoruz bazen. Erkan Eseroğlu ile birlikte atlıyoruz, böyle trenle Konya'ya gidiyoruz. Oradan da araçla hem biraz Konya'yı geziyoruz ama ondan sonra esas o binbir kilise denilen bölgeyi, yani herhalde Bizans kilise tarihiyle ilgili en gizemli bölgelerden bir tanesi o. Orayı gezerken biraz daha aşağı indiğimizde bu Alahan Manastırı'nı da görme şansımız oluyor. Başka tabii güzel şeyler de var. Artık gelirseniz, biz de düzenleyebilirsek birlikte görürüz. Şimdi yakınımızda bir başka Ayasofya. Çok daha önceden camiye çevrildi. Tabii Trabzon Ayasofyası falan da var. Ayasofyalar bitmez yani. Enez'de var, Vize'de var, orada burada her bir tarafta var. Herkese hepsi camiye çevrildi. En son işte İstanbul'daki kalmıştı. Onun da camiye çevrilmesiyle herhalde camiye çevrilmemiş Ayasofya kalmadı benim bildiğim. Bilen varsa da söylesin. Bu İznik Ayasofyası. O da bazilika tarzı. Tipik böyle bazilika gözüküyor zaten. Şurası absit, işte o çatılı uzunlamasına bazilika karşımızda. Ha, bir Aya İrini fotoğrafını koydum böyle. Aya İrini çünkü Ayasofya'nın hemen yakınında. Bu da aslında bayağı büyüyecek, devasa bir yapı ama şu gördüğünüz 9. yüzyılda yapılmış. Yani Ayasofya bir hasar görmüş, başına bir felaket gelmiş. 9. yüzyılda biraz böyle eski tarza hürmet ederek yaptılar diye geçiyor okuduğum kaynakta. Bu Sedat'ın kitabından da olabilir ama artık karıştırdım kaynakları, kusuruma bakmayın. Bunun böyle büyüyecek bir kubbesi var. Bir de giriş tarafında da yelken kubbe dedikleri daha ufak bir kubbesi var. Ama bu da tabii önemli yapılardan biri. Hatta şimdi ilk piskoposluk kilisesinin de Aya İrini, yani işte ilahi barış, Eirene, o barış demek. Sofya'da biliyorsunuz bilgelik, ilahi bilgelik veya hikmet, hikmet kelimesi de bilgeliğin yerini gayet güzel tutuyor. Ve ilahi barış, ikisi yan yana. Herhalde bu kadar yan yana kurulmuş olmaları
hani büyüyecek bir manastırın içerisinde, ki buna biz belki de Piskoposluk Manastırı, daha sonra Konstantinopolis Patrikliği Sarayı'nın manastırı demek durumunda kalacağız. Çünkü ikisinin arasında da bir takım yapı kalıntıları var. Yine son dönemde Feridun Özgümüş'ün yaptığı, doçent doktor Feridun Özgümüş'ün yaptığı yüzey çalışmaları sonucunda oranın Samson Hastanesi değil de, eski bir inanışa göre Samson Hastanesi de deniyordu Hüsniyem zamanlarından kalma, Patrikhane Sarayı olma olasılığı oldukça arttı. Fakat orayı da kapadılar, yani öbür tarafa geçemiyoruz maalesef. Neyse, Aya İrini'den de bu şekilde bahsetmiş de olduk. Aya İrini'nin şöyle bir kesiti, o size bahsettiğim hani diğer kubbe dediğim giriş tarafındaki, buradan çok iyi anlaşılmasa da onun daha değişik bir tarzı var. Böyle, yani böyle kasnaklı gibi bir kubbe. Bu da planı diyelim. Cüneyt Arkın'ın sıklıkla film çevirmiş olduğu Aya İrini. Genellikle saray olarak kullanılıyordu, Bizans sarayı olarak kullanılıyordu ve Cüneyt de genellikle o kadınlar mahfilinden, yani Hinakeyon'dan oradan bir iple aşağı doğru sarkıp imparatoru alaşağı ediyordu bir tekmeyle. Bununla ilgili tabii hani böyle bir şey var, artık buna ikonomi resim mi ne diyeceğiz, onun üzerinde işte kubbeleri gözüküyor. Bu Havariler Kilisesi, Havariyun diye geçmiş dilimize, işte Apostolos, yani Apostolos Rumca'daki havarinin karşılığı, meşhur 12 Havariler Kilisesi. Fatih Camii'nin yerindeymiş bu. Bunun da işte Konstantin zamanında mı yoksa ondan hemen sonra Konstantin'in ölümü üzerine mi yapıldığı, o da bir tartışma konusu. Esöbios diye bir tarihçi var. Adamın ölümüyle hani yazdıkları tarihler biraz tutmasa da herhalde deniliyor, benim anladığım okuduklarımdan, Konstantin'in mezarı inşa edilince onun etrafına da hani büyüyecek bir kilise yapmak gerekiyor, bir katedral yapmak gerekiyor. Herhalde ölümünden sonra inşa edildi bu muazzam kilise, ki çok etkileyici, haç planlı bir kilise bu. O kadar etkileyici ki Haçlılar bunu gördükten sonra, yanlış bilmiyorsam, Venedik'teki San Marco Kilisesi'nin planını hani buna göre yapmışlar. Yani bu kiliseyi bugün göremiyoruz ama hani San Marco'daki kiliseye baktığımızda belki kafamızda Havariler Kilisesi'ni canlandırabiliriz. Şehir Osmanlılar tarafından alındıktan sonra Ayasofya Camii'ye dönüştürülür. Bu gördüğümüz kilisede 2-3 sene kadar Patrikhane Kilisesi olarak kalır. Hani genel düsa veriyor ya, patriklik ünvanı veriyor, sen diyor kal, geri gelsin herkes diyor. Fakat tutunamazlar, orayı terk etmek zorunda kalırlar. Daha sonra bugün Fethiye Camii dediğimiz Pamakaristos Manastırı'na geçecekler. Diyelim bu 4. yüzyıldan kaldığı düşünülen, yani kalmamış ama 4. yüzyılda yapıldığı düşünülen kilisemizde gördük. Yine İstanbul'un dışına birazcık çıktık. Bu da çok heybetli, güzel bir yapıdır. Özellikle Efes, yani Selçuk civarında tur yaptığımızda hani Saint Jean adıyla daha çok tanınmıştır. Herhalde Fransızların daha çok ziyaret etmesiyle ilgili o bölgeyi, Fransız tatil köyü de vardı biliyorsunuz Kuşadası'nda. Neyse, bu da Yuhanna yani kilisesi. 4 İncil yazarından bir tanesi olan, İncil yazarı Yuhanna adına yapılmış olan, yine haç planlı. Kubbelerine dikkatli bakacak olursanız o haçı görürsünüz böyle tepeden. Çok güzel atriumu falan var. Bu da devasa kiliselerden biri. Justinianus zamanında, yani 6. yüzyılın yüzyılda diyelim. Ya Ayasofya ile eş zamanlı, ya biraz önce ya biraz sonra yapılmış o dönem yapılarından. Hemen ilerleyelim. İstanbul'da Ayasofya'dan yine hemen önce yapılmış Küçük Ayasofya. Ayasofya deyince küçüğünden bahsetmemek de olmazdı. Yani bunu Küçük Ayasofya diye nitelendirmelerinin sebebi herhalde Ayasofya'ya yakınlığı. Çünkü plan olarak hani bir bazilika falan göremiyoruz o içeride. Böyle daha bir içi rotonda gibidir. Onun hatta etrafında tavaf edilir o sütunların arkasından. Hani bir taraftan başlanıp öbür tarafa kadar yürürmüş papaz. Merkezi, kubbeli, 8 bölümden oluşuyordu ne? Küçük Ayasofya. Asıl ismi de zaten Sergius Bacchus Kilisesi. Şimdiki bu Küçük Ayasofya Camii'nin diyelim, Hüseyin Ağa tarafından 16. yüzyılın başında camiye çevrilmiş. Şu sağda gördüğünüz de vaftizhanesi sekizgen, Hüseyin Ağa'yı da buraya gömmüşler. Hatta kellesi kesilmiş, kelleyi koltuğa alıp oraya kadar gitmiş, orada yığılmış,
diye de böyle komik bir efsanesi vardır Hüseyin Ağa'nın. Bu fotoğraf biraz flu ama zaten bir canlandırma bu. Bu da Ayasofya'ya çok benzeyen bir yapı aslında. Ayasofya'dan farkı yarım kubbe yok bunda. Bakın merkezde bir kubbe var. Bunun şimdi şu kapıyı görüyorsunuz. Buralar narteks olması lazım. Buradan içeriye giriyorsunuz. Herhalde ileriye doğru bir bazilika olarak devam ediyor. Tıpkı Ayasofya'daki gibi, Ayasofya'nın kuzey ve güney cephelerini düşünün. Orada böyle payandalar var. İki tane payanda. Ayasofya'dakiler de daha sağlam olsunlar diye üzerlerinde de ağırlık kuleleri var. Burada onlar yok ama payandaları görüyoruz. Fakat Ayasofya'daki fark ne? Şu gördüğümüz çatma çatılı bölüm yarım kubbe şeklinde. Hani bir büyük yarım kubbe neredeyse ana kubbenin yarısı. Hemen öbür tarafta da öyle ve onun altında da daha küçük yarım kubbeler. Bu Aziz Polyektos Kilisesi. Yine bu da Ayasofya'dan hemen önce inşa ettirilir. Çok zengin bir aristokrat hanımefendi Anikya Juliana, Juliana, yani Juliana Anikya falan. Bu Theodosius'un torunlarından çok zengin. Hatta parasını şeye Justinianus ondan istiyor, parasını vermiyor ona. Kaptırmak istemiyor, hiç sevmiyor bu. Ne onun amcası Justinus'u ne Justinianus'u, bunlar çok kaba köylü adamlar diye düşündüğünden, gasp ettiler tahtı diye düşündüğünden hiç sevmiyor. Kendi bir şekilde hani başa geçmeye çalışıyor. O da imkan da bulamıyor aslında. Bir ara bir isyan çıkıyor bu aileden daha önce Anastasius zamanında. Ama orada da kocası bunun tahmin ettiği kadar güçlü birisi çıkmıyor. O yüzden bir türlü başa gelemiyor ama bütün servetiyle de bu devasa kiliseyi yaptırıyor. Bugün yerinde yerler esiyor diyemeyeceğim. Çünkü en alt bölümünün yani o tabanının kaidesinin duvarlarıyla birlikte kalıntıları duruyor. 1900 işte bu 50-60'larda falan o Haşim İşcan geçidi yapılırken yani bu Bozdağ'ın su kemerinden hemen sonra bu kilisenin bir takım parçaları ve bir sürü başka parçaları ortaya çıktı. Evet işte bizim artık Ayasofya'mızı yaptıracak olan, yapacak dersek haksızlık olur. Justinianus adından da çok bahsettiğimiz Justinianus çıktı ortaya. Böyle güzel bir mozaiği galiba bu şeyden Ravenna'daki kiliseden alınmış bir parça olsa gerek bunun böyle sağında solunda önde gelen devlet adamlarıyla. Aynı şekilde bir benzeri de İmparatoriçe Theodora'nın merkezde olduğu. Bunlar San Vitale de miydi yoksa bir başka isimdi Ravenna Kilisesi'nde miydi çok iyi hatırlamıyorum ama onlar da 6. yüzyıla ait. Şimdi Justinianus döneminde müthiş atılımlar olacak. Justinianus zaten amcası döneminde de ülkeyi yönetiyordu. Çünkü amcası hani başa geçmiş bir şekilde muhafız bölüğünün komutanı olarak saraya da yakın olduğu için bir fırsat çıkmış bunu değerlendirmiş ama okuma yazması falan olmadığı söylenir. Ondan sonra yeğeni işte aslında ismi değişik şimdi unuttum. Justin'in yani Justin'in devamı gibisinden Justinianus diye isim alıyor kendisi de. Ölünce de amcasının yerine geçiyor oğlu da olmadığından dolayı. Ve o dönemde işte Theodora ile evlenecek. O da olay. Büyük bir olay Theodora işte en alt taraftan toplumun en alt katmanından gelen bir hayat kadını olarak biliniyor. Özellikle Prokopius'un, tarihçi Prokopius'un anlattıklarından biz böyle öğreniyoruz. Onunla ilgili tabii bir sürü anlatacak şey var ama orada da çok girmiyoruz. Neyse 525 senesinde evleniyorlar. 527 senesinde Justinianus tahta çıkıyor. Justinianus özellikle iki konuda büyük hamleler yapıyor. Bir bu vergilerin toplanması. Bir saniye, Kamil abi düşmüş, onu geri alalım. Vergilerin toplanması, işte idari işlerde böyle bir takım tedbirler alması. Kapadokyalı Yannes vardır şehrin o dönemki valisi. Ona birçok iş yaptırır. Bir de yasalar konusunda büyük hamleler yapar. Hani her şeyi de belli yasalara oturtması ve o şekilde hareket etmesi gerekiyor herhalde. Belki bugünkü yani hani Avrupa'daki anayasaların efendim bütün o kanunların temelini oluşturacak hani muazzam bir çalışmadır o. Tribonius. Büyük bir hukuk adamı kendisi. Hristiyan da değil yani. Bir pagandır Tribonius. Fakat parayı verdin mi çalışır. Çok severmiş parayı diye anlatılıyor. Ama bunu da
Prokopius anlatmış olabilir. Prokopius'un anlattıklarını da çok güvenemiyoruz. Çünkü adamın bir gizli tarihi var. Bir tane işte klasik anlattıkları var. Gizli tarihte veriyor, veriştiriyor. Öbürkü gayet normalmiş galiba. Neyse, şimdi bu dönemde şimdi vergiler toplanacak, şunlar bunlar derken işte bir Nika isyanı çıkacak. Şimdi onu ayrıca anlatacağız. Bütün onun sebeplerini, neden olduğu, nasıl gelişti, nasıl sona erdi. O işin başka bir yüzü. Sonuçta bu Nika isyanı oluyor ve isyan esnasında ikinci Ayasofya yanıyor. Birinci Ayasofya'nın başına gelen aslında ikinci Ayasofya'nın başına da geliyor. Şimdi orada işte kaçma durumları falan söz konusu. Denilen doğruysa Theodora'nın verdiği öğütlerle Justinianus yeniden daha da büyük bir Ayasofya yapma kararını alıyor. Ondan önce müthiş bir katliam var biliyorsunuz. 40 gün arkasından da bu 40 gün biliyorsunuz yaz aslında hani 40 olayı ta Bizans'tan gelme bir şey. Ama onun da tabii çeşitli detayları muhakkak vardır. Başka bir zaman bununla ilgili de inşallah bir sunum yapabiliriz. Neyse hemen Ayasofya'nın yapımına başlayacaklar. Şimdi burada enteresan şeyler var, soru işaretleri var. Burada ben hani Sedat'a da tabii onun fikirlerini de almak isterim. Bu konuda bu araştırmayı da yaptığı için özellikle. Şimdi birinci olay, şimdi devasa bir şey yapmak istiyor. Devasa bir şeyi hem somut olarak hem de soyutta da bir örnekten hareketle yapmak durumunda. Soyuttaki en güçlü yapı Hristiyanlık tarihinde eski ahidi de işin içine kattığımızda tabii ki Süleyman'ın tapınağı. Yani Süleyman'ın işte bu Kudüs'te Davut'un oğlu Süleyman'ın inşa ettirdiği o muazzam mı olup olmadığını bilemediğimiz ama tarihe ismiyle damga vurmuş, birkaç kere yıkılmış, yeniden yapılmış ve milattan sonra 70 senesinde Romalılarca bu Titus ve Vespasianus döneminde yerle bir edilmiş şeyle birlikte. Jerusalem'le yani Kudüs'le birlikte yerle bir edilmiş orası. Günümüzde de kala kala biliyorsunuz bir ağlama duvarı vardır, o kalmış. Ve o ağlama duvarının da işte üzerindeki platforma daha sonra da bir şeyler yapıyorlar. Kubbetüs Sahra'dır, Mescid-i Aksa'dır bunlar. Daha sonradan onun üzerine yapılacaklar. Ya şimdi onu örnek alıyor herhalde kendisine. Niye? Çünkü Ayasofya açıldığında işte yendim seni ya da geçtim seni Süleyman veya Salomon. Hani öyle bir şey söyleyecek. Öyle bir şey dediği tarih kitaplarına, tarihe geçmiş diye. Şimdi kafada böyle bir şey var. Şimdi böylesine muazzam bir şey yapacaksın. Bununla ilgili hani siz olsanız ne yaparsınız? Etraftaki en iyi mühendisler ve mimarlar kimlerse onların arasından bir ya da iki kaç kişi gerekiyorsa seçersiniz. Fakat çok ilginçtir. Ayasofya'yı yapan ismini de bildiğimiz iki kişi hani ne inşaat mühendisi ne de mimar. Yani öyle geçmiyorlar. Biri matematikçi, diğeri fizikçi olarak geçiyor. Tabii ki yani hani İnşaatın, mimarlığın temelinde de illa bir matematik ve fizik olacak. Dolayısıyla hani bunların muhakkak bu hesaplamalarda hani bilgilerinin, geçmişlerinin çok büyük bir rolü var, önemi var. Ama bir soru işareti daha var ki o da şu. Biz bu iki insanın, ki isimlerini de artık verelim, Miletoslu Isidoros, diğeri de Traiesli Antemius, Traies'in aydın olduğu söylenir. Miletos da biliyorsunuz Kuşadası'nın güneyinde Söke tarafları diyelim biz ona. Hatta bazı kaynaklarda Sökeli diyor direkt. Neyse bu iki ilim, bilim insanının Ayasofya dışında yaptığı başka bir bina yok. Yani ne öncesinde bir binalarını biliyoruz ne de sonrasında biliyoruz. Gerçi Antemius 534 senesinde ölüyor zaten. Yani o yapım aşamasında öldüğü için. Hani onun bilgileri muhakkak var planın yapılmasında ama esas bitiren Isidoros'tur. Şimdi neden böyle bir şey oluyor? Hani bununla ilgili Sedat sen ne düşünüyorsun bu konuda en azından? Her şeyin başında bu Hazreti Süleyman Tapınağı hikayesi tüm öyle hikaye. Evet. Yani ya herhangi bir şekilde o hatta ben ifade etmiştim vebali çok büyüktür diye. 9. yüzyıldaki bu metnin 9. yüzyıldan önce kimse bize 300 yıl boyunca Justinianus'un böyle bir şey dediğine dair imada bile bulunmuyor. Evet. Dolayısıyla çok çok düşük bir ihtimal ki Prokopios bir öncelikle övmek için söyleyebilirdi. Süleyman'ı geçti diye.
Sonra yermek için söyleyebilirdi. Utanmaz herif nasıl kibirli. Süleyman'ı geçtim diyor diye. Evet. Yani ne birinde ne ötekinde hiç bahsetmemiş bile. Tamam, Prokopios'un sözü mutlaka ki tartışılmaz söz değildir ama hayli geçerli. Didik didik didiklemiş. Ondan sonra da 7. yüzyılda, 8. yüzyılda hiçbir şekilde böyle bir şey denmiyor. Yani ben tekrar ediyorum, yine Ayasofya'yı Konstantin'le de zenginleştirme uyduruğu gibi. Evet. Artemis Tapınağı'nın sütunlarıyla da zenginleştirme uyduruğu gibi. Hazreti Süleyman'ı aştığı yapıttır, bunu söylemiştir. Yani işte bu derece önemli bir yapıttır, bunu bu diyerek zenginleştirme uyduruğunun parçası belli ki. Peki, yani satır aralarından çok net anlaşılıyor bu. Sedat, şunu merak ediyorum bir yandan da. Şimdi başka bir bilgimiz daha var bununla ilgili de. O yüzden yani bunu böyle konuşalım istedim. Demin hani canlandırmasını göstermiş olduğum Aziz Polektos Kilisesi ile ilgili, biliyorsun onun kitabesi daha sonra ortaya çıkıyor. Ve kitabesindeki şiir de aslında Anikya Juliana'nın biraz Süleyman'a öykündüğü, hani Süleyman kadar büyük bir ibadethane vücuda getirdim gibisinden. Şiiri çok iyi hatırlamıyorum ama Süleyman'ın tapınağının içinde geçtiğini biliyoruz. Hatta kimine de derler ki aslında Justinianus hani Süleyman'ı geçtim derken direkt Süleyman'dan bahsetmiyordu da o Anikya Juliana'dan o kadar çok nefret ediyordu ki onun yaptırdığı kiliseyi geçtim ben gibisinden. Hani aslında dönem içerisinde Süleyman'ın ismi de geçiyor. Öyle olunca hani söylemiş olma olasılığı da olabilir mi? Ne dersin yani bunu onunla birleştirirsek? Şimdi Serra Yılmaz diyordu değil mi? İşte kocasına, zenci kocaman kocası vardı filmde. Evet. İşte komşu senin hakkında böyle böyle dedi diyordu. Sonra da güzel bir dayak yiyordu adamcağız. İşte kızı da ama anneciğim böyle bir şey demedi ki diyordu. Hı. Çünkü sana pis bir zenci dedi filan gibi bir şekilde onu doğrusu getirmişti. Sonra annesi de Serra da demediyse de düşünmüştür diyerek izah etmişti. Biraz bunun gibi oldu tabii. Hani niyetleri okuyabiliriz. Muhakkak ki evet, ortak imgelemde en yüce, en görkemli, hani yine efsane dahilinde belki de söylenmesine gerek bile olamayacak şekilde herkesin en simgesi bu olsa gerek. Fakat gerçekten de bunun üzerine zaten uzun uzun tartışabiliriz. Yani işte kendini 2 metre boyunda hissediyor muydu veya çok istiyor muydu 2 metre boyunda olmayı? Muhtemelen Justinianus 2 metre boyunda olmayı çok istemiştir. 3 metre olmayı da istemiştir. Hani bunu hani vardır ya, yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Son zamanların modası. Bu ifade söyleniyor sürekli. Bu konularda da yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız. Ancak bu ne olursa olsun hakikaten 6. yüzyılın kaynaklarında, yani ne Paulus bize ondan sonra tekrar bahsediyor böyle bir şeyden, yeniden açtığı zamandan bile bahsetmiyor. Bunlar çok teknik ve mümkünse de bu yüceltici içerikleri zaten taşıdıkları için söz konusuysa bundan uzaklaşmak için hiçbir sebepleri olamayan metinler. Bunlarda bile bulunmayan şeyi biz ancak diyebiliriz ki eminiz ki muhakkak ki böyle bir hevesi varmıştır. Yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız diyerek kapatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Peki, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum ama en azından bunun minik de olsa bir muhabbetini yapmak güzel bence. Bu konuda kafa patlatmak hafiften. Tabii gene yaparız ya. Topla sen milleti. Aynen. Şimdi o zaman biz artık Justinianus'un bu fikirleriyle ve bu kararlarıyla birlikte biz bu işe bir giriştirelim. Gene yani biraz zaman da geçmiş, kusuruma da bakmayın ama anlatmadan edilemiyor yani her şey. Justinianus dönemindeki Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, şu kırmızılar herhalde Justinianus'un aldığı zamanki sınırlar. Daha sonra biliyorsunuz İtalya'ya ve de işte Kuzey Afrika'ya seferler düzenleyecek. İtalya'nın önemli bir bölümünü burada neredeyse hepsini aldığı gözüküyor. Burada da Vandalları yenecek ve bu Kartaca'yı Martaca'yı geri alacak. Hatta bir söylenceye göre bu Vandalların daha önce Roma'dan yağmalayıp işte Kuzey Afrika'ya götürdükleri menora, yani kutsal, o Yahudilerin meşhur kutsal şamdanını da ele geçirip bir şekilde İstanbul'a getirebilecek mi? O da başka bir soru işareti. Bunlar ayrıca hikayeler. Devam edelim bakalım. Ha işte Justinianus'un kafasındaki, bu gerçek değil. Yani Süleyman'ın tapınağının bir canlandırması bu. Bunun gerçekten var olup olmadığını, ne şekilde olduğunu bilemiyoruz. Çok mitolojik bir hikaye bu.
Ama dünya tarihini öylesine de etkiledi ki o yüzden hani bununla ilgili bir sürü böyle canlandırmalar yapılıyor. Böyle bir şey olabilir diyenler var. Ondan sonra işte aslında bugün elimizde olan bu Kubbetü Sahra, şu altın kaplama kubbesi olan Kıble Mescidi, yani Mescidi Aksa aslında. Tabii Mescidi Aksa burası. İşte Kudüs'e gittiğimizde bunları da geziyoruz, görüyoruz. Böyle bir fikrimiz olsun diye bunu da koymuştum. Bu da imiş eğer gerçekten var idiyse bu muazzam tapınak diyelim. Şu okun olduğu yerde yanlış hatırlamıyorsam ağlama duvarı tarafı. Yani bir tek o duvar o devirlerden kalma galiba. Şimdi devam edelim. Biz Ayasofya'nın şöyle güzel fotoğraflarıyla bu Antoine Herbert miydi? Onun böyle çizimleri var. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'yı kesiş şeklinde. Hatta o zamanlar karşısında o bugün Augustaion dediğimiz, yani bugün demediğimiz ama o zamanlar Augustaion denilen meydandaki bir sütun üzerinde yer aldığı bilinen at üzerindeki Justinianus heykeli, onu da bir şekilde tasvir etmiş. Ha, bu hoş bir şeydi. O yüzden bunu da aldım, işin içine katayım dedim. Şimdi burada üç tane Ayasofya gözüküyor. Ama zannetmeyin ki bunlar birinci, ikinci, üçüncü. Bunlar ikinci, üçüncü ve yine üçüncü aslında. Fakat iki tane üçüncü arasında kubbe farkları var farkındaysanız. Şimdi Ayasofya 532 ve 537 seneleri arasında inşa ediliyor. 5 yıl 10 ay diye geçer. 27 Aralık'ta açılışı yapılmış. Yani Şubat ayında başlıyorlar. 532'nin Şubat'ında başlıyorlar. 537'nin aralığının 27'sinde. Ha, o da güzel. Onu güzel yazmış bence Sedat. Açılışını da dikkat ederseniz Noel'e yakın bir tarihe getirmişler. Tam Noel de olabilirdi aslında ama hani neyse birkaç gün sonrası kilisenin yönünün Noel günü güneşin doğduğu yere dönük olmasını da çok güzel yazmış bence. Biliyorsunuz hani kiliseler genellikle doğu yönüne bakıyorlar ya. Ama doğu değişkendir. Yani güneşin doğumuna göre realitede bir değişkenlik vardır. Yoksa doğu her zaman doğu. Ama işte aralığa doğru geldiğimizde güneş artık o bizim tam doğu dediğimiz yerden çıkmıyor da ne yapıyor? Biraz daha güneye doğru bir yerden. 33 derece bir fark varmış. Ve Ayasofya'da ne ilginçtir, tam da o Noel günü güneşin çıktığı yere bakıyor. Şimdi ondan dolayı ben Sedat'a şey dedim. Hani bu kiliseden daha önce hani bir pagan, belki güneşe tapan, hani içinde güneş olan bir pagan tapınağının yönü mü acaba bu? Değil mi? Bunlar düşünülebilir. Başka yerlerde de karşımıza çıkıyor herhalde. Neyse, o geride kalmış bir konu olsun artık. Belki tekrar çıkar karşımıza ama. Şimdi Ayasofya 537'de açıldı fakat 557'de deprem olur. O depremde hasar görür. 558'de de herhalde bir artçıl sarsıntıyla çöker. Çöker derken hani tamamı çökmüyor binanın ama kubbe gidiyor. Öyle olunca tabii yeniden yapılması lazım. O döneme de Anthemius zaten ölmüştü. İzidoros da kalmamış. Fakat İzidoros'un yeğeni, küçük İzidoros. İzidoros Junior. O var. Ona diyorlar sen yapar mısın? Yaparım diyor. Şimdi kaynakların genelinde şöyle bir anlatım vardır. Hani kubbede zaten bir problem vardı. Çökmesi çok normal. Çünkü kubbe çok basıktı. Basık olduğu için kubbenin ağırlığı lateral. Yani nedir? Yere paralel yanlış bir kelime olur da. Horizontal olmadı. Yani yatay kuvvetler diyelim. Yatay kuvvetlerle dairenin olduğu alana böyle oralara doğru öyle yayılıyor. Öyle olunca binayı açmaya çalışıyor ve daha rahat çökme olasılığı var. Halbuki diyor bu İzidoros, ben bunu yatay yapacağım ama böyle yükseltirim. Yükseltirim. O zaman ne oluyor? O taşların kuvvetleri yataydan dikeye geçmeye başlıyor. O zaman dışa doğru açmaktansa biraz daha içe dönük kuvvetler oluşuyor ve onun yıkılması daha zor oluyor. Tabii hani bunu sadece kubbeyi yukarı kaldırmakla yapmamıştır. Hani onun etrafındaki güçlendirmeyi de ona göre yapmıştır. Hatta o 40 pencerenin açılması, efendim daha önceden belki olduğu söylenen bir kasnak var. O kasnak da aslında tehlikeli bir şey. Yani o da açılmaya müsait. Onun da galiba düşürülmesi ve oralara konulan desteklerle kubbe daha bir yıkılmaz hal almış. Yıkılmamış mı? Yıkılmış. Onu da biraz ileride göreceğiz yine. Şimdi bakalım ilerleyelim. Hani burada onu gösteriyor işte. İkinci Ayasofya, Theodosius döneminin Ayasofyası. Bu
Justinianus. Bu da Justinianus'un işte 562 senesinde açtığı. 558'de yıkılıyor. 4-5 sene çalışıyorlar. 562'de yeniden açılır. Bak burada da Sedat çok güzel yazmış. 23 Aralık'ta açılıyor. Bak gene şeye denk düşürmüşler. Yani o güneşin, değil mi? Bu kez Noel'den bir gün önceye düşürmüşler. Belki de daha önce uğursuzluk geldi sonra yaptığımız için. Şimdi öne alalım mı dediler acaba? Olabilir yani. Nereden bileceğiz? Evet. Bunlar da birkaç tane böyle canlandırma. Onları da koyayım istedim. Hipodromdan baktığınızda Ayasofya yani tam böyle düşmüyor ama böyle gözüküyor herhalde diye yapmışlar. Tozlar içerisinde de yarış arabaları dönüyorlar o spinanın bir ucunda. Yine Ayasofya'yı biz genelde minarelerle görüyoruz ya. O yüzden bu minaresiz canlandırmalarını koyayım istedim. Hani minaresiz nasıl duruyormuş? Öyle bir aklımızda kalsın. Bak yani Bizans dönemindeki halini düşünelim diye yaptım. Bir miktar planlarını aldım ama artık hani bunların üzerindeki detayları konuşmayacağım. Sadece şu yukarıya doğru olan taraf yanlış söylemeyelim. Ayasofya'nın doğu tarafı diyelim. Bu aşağı doğru olan taraf atrium bahçesinin olduğu taraf. Böyle bir şey olsun. Ha bir de şu ana kadar bahsetmediğimiz Ayasofya'nın bakın kuzey doğu ucunda şöyle yuvarlak gözüken 29 yazıyor. Orası işte hazine kulesi ve hazine dairesi. Skevo Flakion değil mi? Bazen yanlış söylüyorum bunu. Hazine dairesi. Öbür tarafta da 13 yazan bir yer var. Orası da vaftizhanesi. Yani bugün Osmanlı Padişahları Türbesi Sultan Mustafa ve Sultan İbrahim'in yattığı. Zaten bahçede de başka sultanlar yatıyor. Ondan da Osmanlı dönemini anlatırken bahsederiz. Böyle bir kesidini aldım. Bu da bence hoş. Ayasofya'yı böyle ortadan pasta gibi bölmüşler. İşte nasıl göründüğünü daha iyi anlayabiliyoruz. Kubbeyi, kubbeden payelere nasıl geçildiğini, kemerlere nasıl geçildiğini, yarım dairelere nasıl geçildiğini biraz daha iyi anlıyoruz sanki. Bu da gibi planı, daha net bir plan. O yüzden bunu da böyle koydum. Demin gösterdiğim o altında isimlerin olduğu planla aynı yönde konulmuş bir plan. Ha burada şimdi Ayasofya'nın bakın kuzey okunu görüyorsunuz değil mi? Doğu okunu düşünün. Ayasofya doğuya bakmıyor gördünüz mü? İşte 33 derecelik bir farkmış o. Yani o 24 Aralık'ta güneşin doğduğu yere bakıyor. O yüzden ne yaptık? Güneşi de şöyle bir güzel doğuttuk. Ondan sonra devam ediyoruz. Bu da kıble. Ayasofya'daki kıble çok ilginç ya. Hani çok yakındır Ayasofya'nın apsit merkezine çok yakındır. Onun da 7-8-9 derece olduğu bir takım kaynaklarda yazar. Değişken oluyor bazı kaynaklar. Ben sadece doğuya baktığını düşündüğümden eskiden yani bu camiyi doğuya baktırmışlar yani çok saçma olmuş demiştim. Halbuki cami zaten neredeyse güneydoğuya bakıyor. Yani bina neredeyse güneydoğuya bakıyor. O 33 dereceye işte bir 8-10 derece eklediğinde o tam güneydoğuya bakar hal alır. Aslında daha da çekmen lazım onu. Yani güneydoğudan güneye doğru biraz daha çekeceksin. Çünkü o 60 küsür dereceye kadar inmesi gereken bir şey aslında. Fakat o kadar indirirsen de yani kıbleyi o kadar indirirsen aslında hani küçük binalarda çok da önemi olmayan müthiş bir sorunla karşı karşıya kalırsın. Adam binayı yani yapmış, sen tamamen köşesine bakmaya başlarsın. Yani bu binayı yıkıp yeniden yapmak lazım o zaman. Bence o yüzden onu böyle 7 derece ilerlettiler. 7 derece ilerleyince de zaten bence kıbleden 45 derece batıya veyahut da 45 derece doğuya gittiğinizde kıble yönünü kabul ediyorlar İslam'da. O zaman o bölümün içerisine girdi. O yüzden de o 7-8 derecede bıraktılar. Öyle düşünüyorum yani. Biraz hani estetik açıdan veyahut da fonksiyonel olması bakımından öyle yaptıklarına inanıyorum diyelim. Devam edelim. Bu da uzaktan görünümü, apsit veyahut da mihrabın olduğu bölümün, yani doğuya bakıyoruz, hafif güneydoğuya hatta. Bu da deminki kesidin daha gelişmiş hali. Burada kemeri de çok güzel. Yani burada sanki üst katmanı sıyırmış, altta böyle şey kemikleri, iskeleti gözüküyor. Yani güzel aslında. İşte o kubbenin nasıl o dört kemerin üzerine oturduğunu yavaş yavaş daha iyi anlamaya başladık. Şimdi kemer dediğimiz şu yay gibi olanlar, onlara kemer diyoruz. Ondan sonra
burada aslında hani tonoz bu kemerlerin yan yana gelip uzun bir tünel oluşturması, o tonoz oluyor. Yarım kubbelerin de yarısı gitmiş. Şu bir yarım kubbe mesela burada. Kubbeyi de gördünüz zaten yukarıda. Devam edelim. Ha, burada da özellikle işaretlemiş orayı Ayasofya'nın içerisinde. Bakın kubbe ne yapmış? İki tane yarım kubbenin, yani bir tanesini görüyoruz, bir tanesi de şu anda bizim üzerimizde diye düşünün. Dört tane kemer. Onların da üçünü ve tam önümüzde gökkuşağı gibi dördüncüsünü görüyoruz. Bu kemerler arasında, kubbe ile kemer arasında üçgen bölümler var. Pandantif deniyor oralara, o üçgenler. O geçişi sağlıyor. Şimdi o dört tane kemerde birbirleriyle birleştikleri noktada aslında bir payenin üzerine düşüyorlar. O payede hani dört böyle fil ayağı gibi düşünün camilerdeki. Onun gibi aşağıya iniyor. Şimdi bu bir masa gibi aslında. Yani üzeri kubbeli, yarım küreli bir masayı aşağı doğru ayaklarıyla indirmişler. Dört bacak üzerine kondurmuşlar. Şimdi masa kolay tabii, kalıyor öyle de. Hani bu kadar ağırlıkta bir yapı, bir kubbe. Sadece kubbede değil ki, kubbenin altındaki bölümler de bir ağırlık. Bunlar nasıl duracak? Bunun durabilmesi için yani bir şeyler yapman lazım. Ekstra bir şeyler yapman lazım. Bir kere kubbeyi çok iyi hesaplaman gerekiyor. Bir de şimdi ben bunu anlatımlarımda pek hani söz etmemiştim. Anlatan rehberler muhakkak vardır ama aslında bina, yani bu demin gösterdiğim sistem şöyle bir atkıyla veyahut da bir at nalıyla da çevrili. Onu biz pek göz önünde bulundurmuyoruz aslında. Yani buna Ayasofya'nın galerisi diyoruz ya. O galeriye çıkmak için biliyorsunuz hani bir tünelden yukarıya doğru çıkarız böyle eğik bir yerden. O aslında başlı başına bir bina. Yani Ayasofya'nın içerisinde çok iyi fark edilmeyebiliyor. Aslında size demin anlattığım ortada masa şeklinde duruyor ve bu masanın etrafında da at nalı şeklinde, ama öyle bir ucu da açık değil. O at nalı şey yapıyor, masayı arkadan da hafiften böyle şeye kadar, abside kadar da kavruyor. Evet, tepeden bakalım. Tepeden baktığımızda şimdi sağ taraf Ayasofya'nın girişi. Bakın şu buradan başlıyor böyle. Şöyle dönüyor. Bu İmparatoriçe'nin yeri. Locasının olduğu yerin üstündeki yarım kubbe. Buradan da dönüyor. Orayı görmemişiz artık. Şuralarda da abside de tutuyor aslında. Oradan da kavramış. Hani böyle bir durum söz konusu. Tabii onun da yeterli olmayacağını biliyoruz. O binanın da Ayasofya'yı, yani böyle itmeye çalışan insanlar gibi düşüneceğiz. Yani ortadaki o yapıyı tutmaya çalışan bir sürü insan var etrafta. Ama o insanlar da güçleri tükenir, yıkılırlar diye onların da arkasında aslında istinat duvarı dediğimiz veyahut da payanla dediğimiz bir üçüncü kontrol bölgesi başlıyor. Onlar yetersiz olmuş olacak ki 16. yüzyılda Mimar Sinan binaya ayrıca istinat duvarları eklemiş. Yani Fossati'lerin de o kubbeye bir fret diyor ona Fransızlar, bir demir çember yerleştirdiği, yani açılmasın diye söylenir, ama bu demir çemberin de çok ağırlık yarattığı, aslında hiç de iyi olmadığına dair de bir takım iddialar var. Ha, şimdi bakın, yapının biz iskeletinden nasıl ayakta durduğundan bahsettik. Ama şimdi hani malzeme çok ağır olursa sen istediğin kadar bunları iyi yerleştir. Olmaz. Ne yapmışlar? Aslında Romalıların, yani çok uzunca bir süredir kullanmış oldukları volkan küllerinden elde ettikleri pozzolana denilen o malzemeyi kullanmışlar. Şimdi Roma'da bir sürü Vezüv yanardağı falan biliyorsunuz, yani bir sürü taraflarda yanardağlar var. İlla ki küllerin olduğu bölgeler, o küllerden işte oluşturulan topraklar, killer diyelim, veyahut da şu gördüğünüz taşlar şeklinde, bunları ezmek suretiyle yapıyorlar herhalde. Bunları hem harçta kullanıyorlar hem de tuğlalar yapıyorlar bunlardan. Şimdi Ayasofya'yı yaparken tabii o ta uzaklardan getirmeleri çok kolay değil. Bu Pozzolana ismi de şeyden, Puzzoella adındaki Napoli körfezindeki bir bölgeden geliyor. Herhalde ilk oradan kullanmaya başladılar veya orada kullanmaya başladılar. O yüzden Pozzolana veya Pozzolana diye geçiyor da genellikle hani İtalya menşeli olduğu için herhalde Pozzolana denmesi en mantıklı gibi geliyor bana. Çok da emin olmamakla birlikte. Şimdi yapılan araştırmalar Rodos adasında da
Pozzolana'nın yerini tutabilecek bir kil. Herhalde volkanik bir kildir bu. Çünkü Ege bölgesinde de aslında o Santorini'ler falan derken volkanlar olduğunu biliyoruz. Bunu buluyorlar ve onu İstanbul'a getiriyorlar. Kil halinde mi getiriyorlar? Yoksa hani orada önce tuğlaları yapıyorlar, sonra hani tuğlaları yaptıktan sonra mı getiriyorlar? O da bir soru işareti, bilmiyoruz. Ama bunu kullandıklarını biliyoruz. Normalde benim okuduklarımdan hani 1300-1400 dereceye kadar bunlar pişiriliyor. Fakat bunu 800-900 derecede pişiriyorlar. Ve bunun sonucunda da içerisinde hava kabarcıkları kalıyor. Bu sağlam, hafif ve esnek bir tuğla oluyor. Ve bunu harçta da kullanıyorlar. Harçta da şöyle kullanıyorlar. Yani tuğlalar pozzolanadan, aradaki harç da, ki kalın bir harç bu. Ve tuğla deyince de aklınıza hani bugünkü tuğlalar gelmesin. Bizans dönemi tuğlaları 30'a 30 ya da 33'e 33 falan böyle kare şeklinde. Bugünküne göre daha ince. Böyle 2 santim mi? Onda yanılabilirim. Yani daha ince tarzda tuğlalar bunlar. Ondan sonra onların arasındaki harç da bayağı bir kalın yani. Ve o harcı da şöyle hazırlamışlar. Sönmemiş kireç. Onu suyla karıştırıyorlar. İçine kum da koyuyorlar galiba, ama zaten bu pozzolanın içerisinde silikat var. Yani kumun ham maddesi diyelim. Silisyum. O da var. Bunları karıştırdıklarında yine kuvvetli, iyi tutan ve esnek bir harç elde etmiş oluyorlar. Şimdi bakalım devamında neler koymuşuz. Bu pozzolana önemli. Yani Ayasofya'nın malzemesi açısından çok önemli. Bunları da sağ olsun Yasin'in işte bu çekmiş olduğu fotoğraflardan ve filmlerden elde edebildim. Başka yerde bulamadım valla. Yasin bir sürü yerde bulmuş bunları. Bu şey damgalı şeyler. Siz söyleyin, harçlar ve tuğlalar. Ayasofya'nın birçok yerinde varmış bunlar. Ondan sonra Sedat, senin kitapta da var galiba. Gördüm birkaç tane fotoğraf. Ondan sonra şimdi bu binanın hani yıkılmasında en önemli olay tabii ki deprem, değil mi? Bu da depremlerle ilgili bir çizim, işte bir gravür diyelim. Bakın insanlar depremde sağa sola kaçışıyorlar. Gökyüzü de kudurmuş. Yani bu depremde sanki etkisi varmış gibi. İşte güneş, ay birbirine mi ne girmiş? Tanrılar yani şehrin yıkılmasını istiyor herhalde. Millet de kaçışıyor. Bakın bir sürü kuleler de yıkılıyor deprem. O anı canlandırmak istedim şöyle kafanızda tekrardan. Deprem anında Ayasofya'nın değişik noktalarında ne gibi etkiler oluyor? Ya bunu anlatmam zor olduğu için büyümüyor da niye anlayamadım. Böyle bunu koydum sadece. Kubbe bölümü tabii en tehlikeli bölümlerden bir tanesi. Zaten bir saniye Gül'in düşmüş. Gül'ini geri alalım. Ondan sonra orayı kırmızıyla göstermiş. Diğer bölgelerdeki etkiyi de. Bunların şeyleri yapılmış. Hatta ben bir tane şey seyrettim, film. Orada böyle Ayasofya'nın benzeri bir maket yapıyorlar. Kaçta? 30'da biri mi ne, öyle bir şey galiba. Ben yanılıyor olabilirim. Ona işte böyle Richter ölçeğiyle deprem ölçülüyor ya işte. 3, 4, 5, 6 falan diye veriyorlar. Bir de bunu aynısını bilgisayarda yapıyorlar. Bu çalışmaların başında çeşit çeşit isimler var ama benim seyrettiğim belgesellerde bir isim çok ön plana çıkıyor. Profesör Ahmet Çakmak. Kendisi Princeton Üniversitesi'nde Amerika'da ve Ayasofya üzerine çok çalışmaları var ki Ahmet Hoca bir de şey diyor, biliyor musunuz? Hani ben demin dedim ya, Ayasofya 558'de çöktü. Ondan sonra Küçük İzidoros kubbeyi yükseltmek suretiyle Ayasofya'yı tekrar inşa edebildi. Şey diyor ki Ahmet Hoca, hayır diyor, daha yüksek. Çünkü 6,25 metre daha yüksek bir kubbe inşa edildi diyor birçok kaynakta. Ahmet Hoca da diyor ki yok diyor ya, kubbenin yüksekliği aynıydı. Sadece diyor onun basıklığını yok etti. Yani diyor hani kubbeyi ensesinden yukarıya çekmek suretiyle oradaki kıvrımı dışa doğru açtı. Öyle olunca da aşağı doğru kuvvetler yöneldi diyor. Onun da öyle bir tezi var yani. Şimdi devam edelim. İşte o depremlerde Ayasofya'ya depremlerden kalmış izlerden biri diye anlatıyoruz. Ama ve lakin yine bununla ilgili başka bir öneri daha var. Şimdi Ayasofya yapılırken, şimdi bundan önce bu kadar devasa bir şey yapılmamış. Yani ben size bir sürü şey gösterdim ama hani bir kubbeyi dörtgen bir yapının üzerine oturtmak, hani onu göstermedim farkındaysanız. Gösterdim ama onlar daha küçük ölçekli yapılardı.
Bu ise muazzam bir şey. Hem de bir deprem bölgesinde yapıyorsun. Dolayısıyla eski bilgilerden yararlanmanın yanı sıra deneme yanılma da çok kullanılmış. Yani mimarlar hani belli ki bir plan yapmışlardır, ölçümler yapmışlardır ama bazı yerlerde hani fizik açısından bunu nasıl cevap vereceğine karar da veremiyorlar. Her şeyi kontrol edemiyorlar. O zaman ne yapıyorlar diyelim mesela, hani geniş bir şey paye yapacak adam. Ben diyor hani 2 metre yeter gibi ama 3 metre yapayım diyor mesela. Yapıyor. Lan diyor bu tutuyor galiba. Hadi bunu biraz daha şöyle yapalım. Böyle yap. Çöküyor mesela. Aa diyor, olmadı diyor. Demek ki daha fazla yapmak lazımmış. Bu deneme yanılma kullanılmış. Yani Ayasofya'nın yapımında daha sonra yani başka binalarda da bol bol kullanılıyor. Yani günümüzdeki kadar net değil. Günümüzde hani önceden planı yapıyorsun. Aynısını yapıyorsun diye biliyorum ben. Yanılmıyorsam. Neyse. Bu da böyle bir yatık sütundu. Şimdi Ayasofya'nın çeşitli dönemlerde biz yine hasar gördüğünü, çöktüğünü biliyoruz. 659 senesinde Ayasofya bir yangın geçirir. Ondan 10 yıl sonra 669 senesinde ise yarım kubbe çöker. Bu da İmparator 1. Basileus zamanında gerçekleşir. Ve bu olayın ardından Ayasofya tekrar inşa edildiğinde, daha doğrusu o yarım kubbe, Ayasofya'daki ilk tasvir ortaya çıkar. Yani bu tam mimariyle alakalı olmasa da bir dönüm noktasıdır. Çünkü daha önceki Ayasofya'da biz tasvir olmadığını biliyoruz. Şimdi ikonoklazmaya bir bölüm ayırdım. Bunları orada konuşuyoruz. Bu yani 1. Basileus'un yaptırdığı bir Theotokos. Tanrı doğuran Meryem Ana Hazreti İsa, çocuk İsa ile birlikte bir tasvir mozaikten tam da absidin yarım kubbesinin üzerinde durur. O yüzden bunu buraya koydum. İşte İmparator Basileus'un paralar üzerindeki resimleri, hatta kendinden sonra başa geçeceğini düşündüğü Konstantinos isimli oğlu ki maalesef o ölür. O yüzden de zaten ondan sonra onun hiç sevmediği 6. Leon başa geçecek. Ayasofya'nın giriş kapısının, imparator kapısının üzerinde olduğunu düşündüğümüz Leon. Yine bir başka deprem, bir başka Basileus zamanında gerçekleşir. Bu kez 2. Basileus. 869 muydu? Bakayım. Kopya çekeyim biraz ya. Hiç bakmadım buraya. Ondan sonra. Evet. 869 depreminde bu kez yine bir yarım kubbe düşüyor. Yanlış. Pardon. 989 ya. Saçmaladım. Ya da saçmalamadım. 869 doğruydu. Demin doğruydu. 989'da bu 2. Basileus dönemindeki işte. Bu kez batı yarım kubbe ve de batı ana kemerle birlikte ana kubbenin de batısı, yani neredeyse batı bölümü tamamen çökmüş gibi Ayasofya'nın. Bu da şeydir, Bulgarları kılıçtan geçirten Bulgar Oktonos, Bulgar kasabı Basileus diye geçer. Bu inşaattan sonra da şey yaptırmış, bu imparator kapısına gelmeden önce bugün çıkış diye bildiğimiz, müzeyken öyleydi de şimdi camiye çevrildiğinde galiba orası giriş olmuş. Ondan sonra o bölümde Konstantinopolis maketini verişi, Justinianus'un da Ayasofya'nın maketini verişi tasvir edilir. İşte o tasviri yaptıran imparator da bu, 2. Basileus. Kime yaptırmış yıkılan kiliseyi? Bir Ermeni mimara yaptırmış. Tridat diye geçiyor. Bu adam çok önemli birisi, devrinin en önde gelen mimarlarından biri. Bugün Ani'ye gittiğinizde gördüğünüz büyük katedral şu karşınızdaki, işte onu yapan adam. Aynı devre denk geliyor. Yani o deprem sonrası Tridat yaşıyor ve böylesine şeyler yaptığı için yine bir Ermeni mimar karşımıza çıkıyor. Yani Osmanlı tarihi de Ermeni mimarlarla doludur. Aynı şekilde şeyde de, Bizans tarihinde de Ermenileri görüyoruz aslında. Bayağı da bir görüyoruz. Hatta Kirkor Luzavor için de bir tasvirinin olması lazım Ayasofya'nın içerisinde. O demin bahsettiğimiz altın ağızlı Yannis Chrysostomos. Onun sağında solunda bir yerdeydi herhalde. Bu da size bahsettiğim işte o tasvir biraz önceki. 2. Basileus'un yaptırdığı. Geçelim bunları. Ha, şimdi burada biraz şöyle şey istedim. Ayasofya'ya şöyle kuş bakışı, etrafında uçalım istedim. Hani Sedat etrafında yürüdü ya o kitapta, ben de uçayım dedim ya. Nasılsa ekranlarda hani uçabiliyorsunuz her mağarada.
Evet, burada işte kubbeyi gayet güzel görüyoruz. Kubbenin etrafındaki işte o 40 pencere. Ki onlardan bir iki tanesi dolduruluyor galiba. Onun da sebepleri var muhakkak, kubbenin ağırlığıyla ilgili olsa gerek. Ve her pencere arasındaki bölümün arkasında da bir destek var. Bakın bunlar onlar. Şimdi bu böyle kare bir platformun üzerindeymiş gibi gözüküyor. Ama aslında bunun şu kenar uçları, şuralar, burası. Bunlar tam işte o kemerin üzerine denk gelecek. Peki şu kemerin üzerine gelmeyen boşluklar ne olacak? İşte onlar iç tarafta şey olarak, pandantif olarak, üçgen olarak aşağıya inecekler ve alt uçları da iki kemerle birleşip payenin üzerinden en aşağıya inecek ağırlıkları. Ama bu açılmasın diye de işte bu sol tarafta bakın batı tarafında yarım kubbe, doğu tarafında yarım kubbe. Peki kuzeyle güneyde yarım kubbe yok. Orada nasıl duruyor? Orada da işte bahsettiğiniz şu payandalar ve payandaların üzerinde yükselmekte olan ağırlık kuleleri. İki tane burada var, iki tane de öbür tarafta var. Şurada bir kemer var ya, o kemeri Sinan eklemiş. Yani Sinan'ın döneminde hani binada bir takım problemler mi vardı da buna karar verildi. Sağlamlaştırmak için bu gördüğünüz kemeri eklemiş Sinan. Aynı şekilde öbür tarafa da eklemiş. Bir de istinat duvarları var ayrıca, en dıştan eklemiş olduğu Sinan. Şimdi bu uçuşumuza devam edecek olursak, bakın bu daha bir böyle aşağıdaki işte o bahsettiğim istinat duvarlarıyla birlikte görüyorsunuz ve o payandaları yukarıdan aşağı kadar üzerlerindeki ağırlık kuleleriyle birlikte daha güzel görüyorsunuz. Şimdi ağırlık kulesi deyince de anlıyorsunuz aslında camilerde bu çok kullanılan bir şey. Şimdi hani bir şey devrilmesin diye yanına bir şey koyarsınız ama onun ağırlığı onu tutmaya yetmez. O zaman yere daha çok bassın diye üzerine bir kitap koyarsınız, bir şey daha koyarsınız. O ağırlık sayesinde o artık onu tutar. İşte ağırlık kulesi de orada o işe yarıyor. Devam edelim. Daha yakından bakalım istedim. Demin size anlattığım şekilde. Şu kubbeyi tutan şu parçalar da var ama tabii onları ben hani benim mimarlık bilgim veyahut da inşaat bilgim o kadar yok. Bilgi vermek isteyen olursa onlar söyleyebilir. Gene bakın şu tarz minik minik böyle şeyler var. Kemerler var ama size bahsettiğim o pencere aralarındaki ayakları payandaları tutan dış destekler. Dış istinat payandaları mı diyeceğiz artık onları artık uydurmaya başladık. Bunları daha yakından görüyoruz. İyice yanaştık artık. Kubbede yürümeye başladık şimdi. Bu Japonlar şey yapmışlar. Bir aletle gelmişler İstanbul'a. Onların böyle kubbeye çıkışını gösteriyor bir belgeselde. Hiç benim bilmediğim bir galerinin tünelin içerisine girdiler. O tünelden de hop bir kapıdan bir anda Ayasofya'nın içine geçtiler. O Ayasofya'da yukarıya baktığımızda gördüğümüz balkonlar var. En kubbedeki değil de onun bir altındaki. Oraya çıktılar. Şimdi orada da şimdi çıktıkları duvar güney duvarı. Kuzey duvarında boşluk nişlerin içerisinde işte şey var. Siz söyleyin altın ağzı Yuhannes var. Efendim işte Kirkor Luzavoriç falan var. Başka da var. Ignatius falan onlar var. Öbür tarafta yok bir şey. Bu aleti o sıvanın üzerine böyle koyuyorlar. Bilgisayarlı bir alet. Açıyorlar böyle. Gezdiriyorlar. Sonra çıkan resimde bunun altında bir mozaik var mı yok mu? Çünkü sinyaller yolluyor. Parıldak bir şeyler varsa onlar farklı geri dönüyorlar. Var gibi düşündüler önce ama çıkmadı. Yani daha da araştırmalara devam edeceğiz dediler. Öyle bir kubbeye tırmanmışlardı. Yine bir kubbe koymuşuz. Ha bu da kubbenin dairesinin iz düşümü yerde. Öyle düşünün. Yani tabandaki iz düşümünü düşünün. Mermer tabanda. İşte orada o iz düşümü gösteren böyle çarpılar var. Şimdi bunları ben anlatırken eskiden tabii daha uçuk anlatıyordum. İşte önce bunları çizdiler, çarpıları koydular. Bir de o turist bayılıyor buna. Aa diyor hakikaten diyor, takip ediyor falan. Onları buldurtuyorsunuz, daha eğlenceli oluyor. Ondan sonra da inşa ettiler diye anlatıyordum. Ama bu saçma bir şey tabii yani. Herhalde şeyler de yani bu restorasyonlarda, onarımlarda hani böyle bir şeyleri yapmışlar en aşağıya. Bununla ilgili başka da bilgim yok. Hani bilgisi olan varsa hep Sedat diyorum. Ne olur kusura bakma Sedat. Hani seni de bir yandan da tabii hani konuğum olarak hep davet etmek istediğimden bununla ilgili ekstra bir bilgi var mı sende? Estağfurullah. Hiç rahatsızlık diye bir şey söz konusu değil. Çok yüksek olasılıkla Fossati döneminin projeksiyonları bunlar. Tamam. Yani
Zaten daha fazla olması bu Marmara mermeri çok kolay aşınan bir mermer. Hepimiz biliyoruz. Silinirdi o zaman diyorsun. Yani 19. yüzyılın ortasından önce yani diyelim ki Genç İzidoros dönemi vesaire mermerlerin üzerinde bu kadar net olarak kalan böylesine çok sayıda hiçbir köşesindeki yıpranmadan varlığını sürdüren bir dizi işaret çok zor ihtimal. O yüzden muhtemelen bunun en sonuncusudur. Yakın dönemde. Sen bunu hatırlatınca şey aklıma geldi benim de. Aslında Ayasofya'nın bazı yerlerinde eşikler var, mermer eşikler. Onların üzerindeki yıpranmışlığı hatırladım haliyle. Değil mi? Şeyden Tabii ki, tabii üst ki. galeriden indiğin yerdeki kapının eşiği muazzam aşınmıştır böyle. Orada herhalde 1500 senenin izi var yani. Veyahut da ana kapıdaki giriş falan. Şimdi bu seni söylediğinde cuk diye oturdu bu işler. Peki abi. Şimdi tabii bu mermerden de bahsedince haliyle şimdi kubbe falan tabii çok gördük. Marmara mermeri çok kullanılmış. Prokonnesos yani Marmara Adası eski ismi o. Bu daha ziyade beyaz, hafif griye çalan bir mermer. Bir sürü hikaye var tabii. Hani demin Sedat da söyledi bunları. Yok Artemis'ten sütun getirilmiş. Yok efendim Baalbek'teki o Jüpiter tapınağından birkaç tane getirilmiş. Aslında ya o adamın adını unutuyorum. Zeki Bolekendi galiba bu şeyin asistanlarından. Profesör Aslı Bilbay hocamızın İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bizans kürsüsünün başındaki onun asistanı. O da bizle bir sunum yapmıştı. O dedi yok dedi böyle şeyler yani. Yani bunlar daha ziyade Anadolu'daki ve Yunanistan'daki ocaklardan getirilmiş parçalar. Mesela Teselya'dan getirilmiş olan o yeşillerin hemen hemen hepsi galiba o Teselya mermeriymiş. Bu Orta Yunanistan diye düşünelim. Onlardan çok var. Porfirler var sadece. Hani Anadolu'nun dışından gelmiş olması gereken. Çünkü porfir sadece Mısır'dan çıkıyor. Neydi? Dohan Dağı'ydı değil mi? Cebel Dohan. Porfir Dağı da deniyor oraya. İşte Lahitlerin, İmparator Lahitlerin falan yapıldığı o Erguvani koyu Bordo ile Eflatun arasındaki imparatorluk rengi var ya Porfirogenetos. Yani porfir rengi içerisinde doğan Porfir odada doğan manasında imparatorların öyle bir soyadı var eğer o odada doğdularsa. O taştan çok var. Bir de başka var da artık kafanızı şişirmeyelim onlarla. Yani genellikle şey Marmara mermerleri civar işte Yunanistan birazcık da herhalde bu porfirler Mısır'dan diyeceğiz. Herhalde belki yani, Suriye tarafından sarı tarzda bir mermer var galiba. O da geliyor ama onun ismini hatırlayamadım. Sedat sende var mı eklemem gereken bir şey? Şöyle diyelim tabii ki yani madem bu kadar tutturduk yine porfirler arasında aslında iki ayrı çeşit porfir var aklımıza gelebilecek. Bir tanesi de yeşil porfir yine aynı andezite tekabül eden bir şey yine Mısır'dan geliyor. Yeşiller yeşil damarlı olarak karşımıza çıkan özellikle levhalarda çıkıyor. Sütun olarak çıkmıyor da sütunlardakiler teselya breşi. Ama Karistos mermeri yine Yunanistan'dan gelen bir taş var. Siyah beyaz görüntülü olanlar Pirenelerden geliyor. Fransa'dan gelenler var. Dolayısıyla Aa bak bu bilmiyorum. Pirenelerden gelen çok küçük bir yani bir tane tek ocak yani Akdeniz'in batı tarafından gelen yegane örnek. Tunus'tan gelen sarı var. Sarı sadece Anadolu'dan gelen var. Anadolu'nun onyxleri var. Yani alabaster türü bir şeyi var. Damarlı sarısı var. Tunus'tan gelen daha sarı. Giallo antico tabir edilen sarılar. Hatta bir miktar Siena, İtalya kökenli giallolara, sarılara da rastlandı. Onun dışında da tam yani tabii ki özellikle de Dokimeion tabir ettiğimiz İsçeysar, Afyon mermerlerini hatırlamamız lazım. Onlardan hayli yoğun şekilde var. Aklımıza gelebilecek özellikle 2. Ayasofya'da eşikte yine çok aşınmış bir eşiği, çok hızlı aşınmış. Çünkü zavallı yüzyılın az üzerinde ayakta kalabilmiş bir eser. Mesela Hereke Pudingi tabir ettiğimiz yine Breş'e benzer bir konglomera var. Daha sayarız herhalde değil mi? Yok Az yok daha. sayma yeter. O taş sunumu çıldırtmıştı insanları çünkü gene sen bayağı söyledin. Çok sağ olasın. Zeki Yeterli çok çok bence. çok sevdiğimiz bir öğrencimiz. Aslı Hoca'nın doktor öğrencisi, asistanı değil de doktor öğrencisi. Ha, Onun ama kadrosu yanı Marmara Üniversitesi'ndedir. bitti mi peki doktorası onun? Doktorasını bugünlerde teslim ediyor. Tahmin ederim yani Ekim ayında teslim edecek de bile olabilir yani. Çok güzel bir tez hazırlıyor.
Gerçekten de eminim iyi bir yayın da olacak. Akademik kariyerinde çok iyi devam edeceğine inanıyorum sevgili Zekine. Belliydi zaten. Müthiş bir çalışmaydı. Kendisi de çok yani tatlı bir genç diyelim. Biz ihtiyarladık yani. Mesela. Ayasofya Sempozyumunu takip ettiniz mi bilmiyorum en son. Var mıydı orada da? Vardı tabii ki. Ayasofya'nın taşları üzerine konuştu. Bir de doçent, doktor öğretim üyesi, doçent değil galiba. Serkan Angı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ama jeoloji mühendisidir kendisi. Yaptığı sunumda 28 ayrı kökenden taş sundu Ayasofya için. Sadece Erkan'ın Ayasofya için. da şeyi var ya, şuraya not almıştım. Bir kitabın bir çalışması var aslında. Dur bakayım, onu da söyleyelim madem öyle. Neyse söylemeyelim çünkü kaydı. Reklam yapalım. Stoneline firması, mermer firması Evet. Ayasofya'nın taşlarını şu sırada Tamam. detaylı olarak çalışıyor. İlk defa hem de yani Türk kökenli bir çalışma olacak. Kurumsal bir çalışma demin sen Japonları falan anlatıyordun. Gerçekten de bir Türk firmasının sponsorluğunda yerli hocalarımızın gayretiyle böyle laboratuvar analizleri vesaireleriyle de yani göz kararıyla belli olamayacak şeylerinde galiba sonuna ulaşılacak. Yani Ayasofya'nın taşları konusundaki son söz söylenecek gibi görünüyor her şey yolunda giderse. İnşallah diyelim ve Ayasofya'nın taşlarını arkamıza döke döke yolumuza devam edelim. Yine aşağıdan işte o iki yarım kubbenin, kemerlerin çok güzel bir görüntüsü bu kez. Dört o şeyle, melekle adeta hani kubbeyi böyle bir taç gibi tepede taşıyorlar ya, hep öyle anlatırız biz onu. Girişteki payandalar, hatta bunların ortadaki iki tanesinin uçları öyle bir destek verir ki uçan payandavari bir şekilde dayanırlar. Paleologos döneminden oldukları söylenir bunların. Yani 14. yüzyıla tarihleniyorlar. Ondan sonra Ayasofya'nın şöyle artık kapısından şöyle biraz içeri girelim bugün. Hani yürüyerek giriyormuş gibi. Bu dış narteksin kapısı değil. Burada şey bayağı nartekse girmişiz. Dış nartekse, iç nartekse doğru artık hareketleniyoruz. İmparator kapısının üzerinde de zaten Bilge Leon Hazreti İsa'nın önünde secde etmiş durumda. Yine burada tabii iç nartekste çapraz tonozlarla en tepede, aynı zamanda bunların hepsi mozaik, altın yapraklı diyelim, kaplamalı ya da ana narteks diyelim. Burada 9 tane kapı var sağ tarafta. Bu şekilde düşünülmüş Ayasofya'nın girişi. İçeriye geldiğimizde rehber Ahmet Faik Özbilge, bu Bergama'dan geldiği bilinen küplerden bir tanesinin yanında. Helenistik döneme ait aslında bunlar. Ayasofya'da hiçbir alakası yok. Genelde 3. Murat döneminde oradan buraya geldikleri düşünülür. 2 tanesi Ayasofya'da, bir tanesi ki o çok güzeldir. O Fransa'da Louvre Müzesi'nde bir yerde durmakta. Müzeyi gezdim ama onu hiç hatırlamıyorum ama fotoğrafını gördüm, muazzam. Bugün Bergama'da o hamam hala duruyor, biliyor musunuz? Biz şimdi 1-2 hafta sonra Bergama'ya gideceğiz. O hamama da girebilirsek dalıyoruz içeriye ama boş tabii, bunlar yok yerlerinde. Ondan sonra bu bir canlandırma ama hani Ayasofya'nın içerisinde neler vardı? Bir ambon vardı. Bugün ambon deyince yani o İncil'in okunduğu kürsü, onu bile ortada görmeyiz. Mesela bir Ortodoks, Rum Ortodoks kilisesine girin. Mesela Patrikhane'ye girdiniz. O nerededir? Orta nefin hani sol tarafında böyle bir spiral merdivenle yukarıya çıkılır. Oradan böyle küçük bir yerden işte okurlar. Kimseyi de görmezsiniz. Yani çıkıldığını ben de görmedim hiç oraya. Ama eskiden ambon tam ortadaymış böyle. İki tarafından inilip de çıkılıyormuş. Bunun bir örneği Ayasofya'nın bahçesinde var. Taştan ya da mermerden bilemeyeceğim. Fakat o Ayasofya'nın ambonu değil. O Beyazıt'tan, oradaki bir kilisenin, ismi bilinemeyen bir kilisenin 1957'deki yol genişletme çalışmaları esnasında, o da birkaç tane kilise ortaya çıkıyor. A, B, C kiliseleri mi ne diyorlar? Bu dil, tarih, coğrafya mıydı orası ya? Neyse karıştırıyorum. Kimya fakültesinin yanındaki sokakta, orada bir yerden çıkıyor bunlar. Neyse böyle bir ambon varmış yani. Ambon ilerisinde bakın bir bordo perdeler var sanki. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bu tersten görünüm. Ha, bakın bu bordo olan yerler, ortada kapısı olmasından zaten anlamamız lazım. Bu bir ikonostasis. Yani ikonostasisler eskiden çok yüksek değilmiş. Çünkü o kadar çok o ikona da konmazmış herhalde.
Yani aslında ikonaların, hani resimlerin, tasvirlerin kiliseleri bu kadar sarması, kaplaması biraz da ikonoklazmaya verilen reaksiyonla olmuş diyebiliyoruz. Hatta o dönemde ikonostasis dediğimiz bu ikonalı panolarda daha da yükselmiş. Bakınız bu çok yüksek de değil yani. Bunun arkasında sadece papazların girebildiği bölüm var. Hani tıpkı işte o bahsedilen Süleyman Tapınağı'ndaki kutsalların kutsalı bölümü gibi. Onun içerisinde bir masa var. Bu kutsal masa dediğimiz Hiera Trapezus muydu, öyle bir şeydi Rumcası. Sunak aslında o. Sunağın üzerinde de Ciborium dediğimiz, hani sunağın adeta koruması gibi bir şey. Mesela bu 869'da çökünce kubbe, bunların hepsi parçalanmış. İkonostasis olsun, Ciborium olsun, efendim alttaki masa olsun, sunak olsun. Arkada da minik bir tribün, yani tiyatro gibi bir şey var görüyorsunuz. Ona da syntronon deniyor. Ben ona syntronon diyordum. Meğer Yunanca'da S'den sonraki Y, Ü okunuyormuş. Syntronon. Yani birlikte oturdukları yer. Trono zaten şey, taht değil mi? Syntronon deyince birlikte oturdukları, birlikte manasında gelen bir ön ekmiş o sün. Bu da günümüze kadar ulaşmış olan Aya Nikola Kilisesi, Noel Baba Kilisesi olarak tanıyoruz ya, onun syntronunu. Onu da böyle hani kafamızda yer etsin diye koydum böyle. Ha, burada birden şimdi Ayasofya'nın biz şeyine geçtik. Yer altına indik. Şimdi bunlar niye vardı? Böyle çok iyi bilemiyoruz aslında. Aslında 17. yüzyılda Grelo isimli gezgin demiş ki Ayasofya'nın altı acayip bir sarnıçla kaplı. Hatta bu sarnıca 100 kayık sığabilir. Hatta bu sarnıçtan da bir tane böyle şey dehliz denize kadar gidiyor. Kayıklar da onun vasıtasıyla Marmara Denizi'ne çıkıyorlar falan gibi. Senelerce de buna inanılmış. Ama yapılan araştırmalar Ayasofya'nın altında böyle bir devasa sarnıcın olmadığını, yani olduğunu göstermiyor en azından. Fakat yine de bu Ayasofya'nın içindeki bazı kapaklar var. Onlardan dalıyor bu dalgıçlar. Bakınız bunlar. Şimdi dalgıçların isimlerini unuttum. Bunlar tanımış insanlar aslında. Burada tanıdığım tek kişi mavi gömlekli yine doçent doktor Haluk Çetinkaya Hoca. O da Bodrum'daydı. Bir türlü dönmedi İstanbul'a. Dönerse muhakkak ona da bir sunum yaptıracağız tekrar. Bize Pantokrator'u anlatmıştı harika bir şekilde. Neyse bunlar böyle dalıyorlar. İşte tüneller falan buluyorlar. Efendime söyleyeyim o tünellerin içerisinde bir takım keramiklerle karşılaşıyorlar. Böyle küpler şunlar. Bu da işte girişlerden bir tanesi. Bakın. Ondan sonra burada tekrar yukarı çıktık. Şunlarla ilgili bir iki şey daha söyleyeyim. Şu gördüğünüz yerse 23 payeden oluşan tam da İmparator Kapısı'nın altında bir yere denk düşen yaklaşık 40 metre mi 43 metre 44 metreydi öyle hatırladım. İşte 4 metre genişliği var. İki koridor şeklinde böyle giden bir sarnıç bu. Eskiden su varmış fakat galiba bir çalışma yapalım demişler rutubetle ilgili. O zaman suyunu boşaltmışlar. Böyle kuru kuru duruyormuş. Yani biz o Narteks'e girdiğimizde iç Narteks'e, onun altında aslında böyle bir sarnıç var. Evet. Devam edelim bakalım. Yapılan çalışmalarla tüneller bulunuyor bir de. O tüneller şeye kadar gidiyor yani. Yani şimdi denizler var mı diye sorarlar ya. Aslında böyle çok dar tüneller var. Bunlar herhalde suyla ilgili tüneller. Şeye gidiyor, Topkapı Sarayı'na giden var. Sultanahmet Meydanı'na giden var. Galiba Sultanahmet Camii neden? Yok. Four Seasons tarafına giden var bir tane galiba. Şimdi burada ise bu iç Narteks'ten kuzeye doğru yönlendiğimizde orada bir kapı. Kapıdan sonra yerde çok güzel böyle taşların olduğu bir alan. Merdivenler. O merdivenlerin sağında bir kapı var. O kapıdan da hop böyle yukarıya doğru çıkacağız. Bir yokuş var. Taştan bir yokuş. Buranın hani İmparatoriçe'nin yukarıya taşındığı yol olduğu söylenir. Hani o belki tekerlekli bir araçla da çekilebiliyordu. O yüzden herhalde merdiven konmadı. Yoksa takır tukur nasıl çıkacak? Hani ona yürüterek de çıkartamazsın İmparatoriçe'yi. O yüzden böyle yapıldığı söylenir. Burası da İmparatoriçe'nin olduğu yer. Artık üst galerideyiz. Yani bir fikrimiz olsun diye Ayasofya'nın içinle ilgili. Bunları da koydum böyle. Küçük bir İmparatoriçe'miz var bir turda. Boz vermiş bize. Ha şimdi dışarı çıktık tekrar. Demin size söylemiş olduğum hazine odası, hazine dairesi dediğimiz Skevoflakyon isimli bina. Bu nerede biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nın en dış kapısından
Babu Hümayun'dan dışarı çıktınız. Karşınızda 3. Ahmet Çeşmesi, o muazzam çeşme. Hemen Ayasofya'ya doğru bakıyorsunuz. Ayasofya'dan biraz daha sağa doğru bakıyorsunuz. Ana, Ayasofya'nın kuzey yönünde bahçenin köşesinde muazzam bir kapı var. Harika bir kapı. Osmanlı döneminde yapıldığı belli olan barok, nefis bir kapı. Bilmiyorum Rokoko'da denilebilir mi oraya ama onu da tekrar sorarız Sedat'a. Çünkü çeşmeyle de böyle benzeşir ama bu galiba 1. Mahmut döneminden diye biliyorum ben. Oradan girdiğinizde Halı Müzesi var içeride. Halı Müzesi eski imaret. Ama Halı Müzesi'ne doğru giderken şu solunuza doğru bakın Ayasofya yönünde. İşte bu binayı görüyorsunuz. Bu bina aslında şöyle gözüküyor. Bu planını koydum buraya ama bu kesiti. Bakın bu Ayasofya'nın arka tarafında, arka bahçesinde diyelim. Şurası. Şurası da imaret dediğim yer. Hani şuralarda işte o bahsettiğim, şu da o bahsettiğim kapı. Şimdi şöyle devam edelim. Bu restore edilmeden önceki hali galiba. Biraz dökülen hali. Neyse. Şimdi bu da yine Ayasofya'nın enteresan noktalarından bir tanesi. Vaftiz teknesi. Bu vaftiz teknesi Ayasofya müzeyken o güzel kapı var ya, bronz kapı, o Teofilos'un işte Tarsus'tan getirdiği muazzam kapı. Ondan çıkar çıkmaz solda bir oda var. Aslında orası bir avlumsu bir yer. Oraya giriyorsunuz, orada bununla karşılaşıyorsunuz. Ama orası vaftizhane değil aslında. Vaftizhane şeye çevrilmiş, sultan kabristanına. Yani bir türbeye çevrildiği için herhalde türbenin eski esas vaftizhanenin içerisinden tekneyi almışlar. İşte bu avluya koymuşlar. Buna da böyle sadece hani vaftiz teknesi deyip geçmememiz lazım. Eğer bu vaftiz teknesi hakikaten Ayasofya'nın hani böyle 9. 10. yüzyılından falan kalmaysa, bunun içerisinde Rus İmparatoriçesi Olga, yani Hristiyanlığı kabul eden, daha sonra Rusları Hristiyan yapacak olan, kararı veren İmparatoriçe, o bunun içerisinde vaftiz edilmiş olması lazım. Hani bu olmayabilir tabii ama en azından böyle düşünebiliriz. Çok hoş bir şey bu. 10. yüzyılın sonunda galiba 988 miydi? Yani o civarlarda bu olay gerçekleşiyor. O zamanlarda Rusya'nın merkezi Kiev. Kiev Knezliği, Kenezliği diyorlar zaten. Ondan sonra Moskova'ya olay, daha sonra da St. Petersburg'a geçecek. Bu da ilginç bir fotoğraf. Bu adam herhalde önemli biri ama kim olduğunu ben bulamadım. Bilen varsa söylesin. Ondan sonra yine vaftiz teknesinin bir kez öbür açıdan görüntüsü. Ha bir de böyle bir kayıp vaftizhane diye bir şeyden, büyük kayıp vaftizhane diye bir şeyden bahsediyorlar. Ben bunu anlamadım ya. Araştırmaya da vaktim olmadı. Biraz unuttum galiba. Sedat tekrar sana bir soracağım. Yani bununla ilgili bir bilgin var mı? Sonradan çıkma bir şey mi? Hiç karşılaştın mı böyle? Büyük kayıp vaftizhane diye bir şey. İkinci bir vaftizhanesi olduğu biliniyor Ayasofya'nın. Ama yerde de bak bir şey var ya, yuvarlak, gene porfirden bir yuvarlak bir taş var sanki. Yani yerdeki yuvarlak taşlar biraz da yani turistler de hep soruyor ama yani pek bir tereddüt ediyorum ben. Orada delik var, burada işte var, üçgen çizmişler falan tipinden. Hmm. Biraz aşırı bana hurufilik olay gibi yani geliyor öyle. Her tamam, köşenin her şeysinden ilişki kurmak bilemiyorum. Yani benim bir iddiam yok. Belki de gerçekten de aslında çok önemli bir delildir ama tanımıyorum. Okey abiciğim, sağ olasın. O zaman böyle bir şey varmış diyelim yani. Böyle de bir şey bulmuşlar ama o mu değil mi emin değiller. Bunun neresi olduğunu anlamadım ama ben. Şimdi lan ne kadar küçükmüş bu. Ha, artık şeye geldik ya. Yani Ayasofya'da zaman ilerledi. Biliyorsunuz mimariden bayağı bahsettik. Bir yandan da tarih diyorduk. Artık Haçlı Seferi'ne kadar geldi olay. Burada da işte 4. Haçlı Seferi'nin başlangıç noktası Venedik. Onlar biliyorsunuz şurada neydi orası? Zadar mıydı? Unuttum şimdi. Bir yere uğruyorlar. Önce orayı bir yağmalarlar. Zaten orayı yağmaladıklarında Papa bunları avroz ediyor ama bunlar artık gemi azıya almışlar. Asıl hedefleri Kudüs Müdüs değil, gidip İstanbul'u yağmalamak, Konstantinopolis'e. Sonra da zaten bahaneler de hazır. Çünkü taht kavgaları falan var. Ödenmemiş borçlar var. 1204 senesinde saldıracaklar. Ve Haliç tarafındaki surlardaki İşte bir zayıflıktan da faydalanarak şehri ele geçirecekler. Yakıp yıkacaklar hakikaten. Büyük bir yağma ve katliam olduğu geçiyor tarih kitaplarında. Bu ordunun başında %99 oranında herhalde kör olan Henricus Dandolo bulunmakta. Şimdi Ayasofya'nın içerisinde üst tarafta, galeri dediğimiz bölgede, onun sağ tarafında böyle yerde bir mezar taşı olduğu iddia edilen bir taş. Henricus Dandolo yazıyor. Yanında da
bir panoda yazar böyle Dandolo'nun mezarı. Yani Latinlerin kumandanının mezarı diye. Hani böyle bir şey olamazdı herhalde. Haçlıların yani zaten nefret dolular Haçlılara karşı, Latinlere karşı. Bu nefretten de hiç vazgeçmeyecekler yani. Osmanlı kapıya dayandığında şey diyorlar. Yahu Latin serpuşu görmektense Osmanlı sarığını tercih ederiz diyorlar. O kadar nefret ediyorlar yani. Neyse bu herhalde şey deniyor. Fossati'lerin restorasyon esnasında bulup kendi atalarına hürmeten buraya yerleştirdikleri bir taş olsa gerek. Allah bilir yani bulup değil de belki yaptırmış olarak yerleştirmiş oldukları bir taş da olabilir tabii. Ama biz yine de hani böyle o hatıraları bu taş üzerinden anlatabiliyoruz. Yani rehberlere bir fırsat doğmuş oluyor bu taşla birlikte. Haçlılar döneminde Ayasofya'ya eklenmiş olabileceği düşünülen bir çan kulesinden bahsedilir. Yalnız bu çan kulesiyle ilgili ben net bilgilere hiç ulaşamıyorum. Bununla ilgili yavaş yavaş sonuna da geliyoruz aslında ama Sedat bir kere daha sorayım sana. Senin bildiğin bir şeyler var mı çan kulesiyle ilgili? Bildiğim bir şeyler vardır inşallah. Şimdi şöyle çan kulesi hepimizin gayet iyi bildiği gibi aslında Ortodoks dünyasında öyle çok da evet, varlık gösteren bir şey olmamış. Bizans çan kuleleriyle ünlü değil silüete. Zaten buradaki restitüsyon resminde bile aslında son derece sıradan bir resim olarak görünüyor. Kitabın kapağına dikkat edecek olursan, istersen o diyeyi göstermek istersen, evet, birlikte ona da göz atalım. Pek böyle sıra dışı bir şey. Evet, oradan da bir şey anlaşılmıyor tabii, o başka mesele. Oldu yani şimdi. En başa dönmek de çok zahmet olmazsa sana aslında. Sayfalarda mı? He, tamam pardon. Anladım. Yok yani evet, kendi sunumunda dönersen orada 1590 civarında hala mevcut olduğunu ve hala dikkati çeken bir çan kulesi olduğunu görebiliyoruz. Yani çan kulesini belki ezan okutmuş olabilir Fatih Sultan Mehmet doğrudan doğruya onun üzerinde. İlk minare olarak inşa etmek yerine doğrudan doğruya sıklıkla alışıla geldiği gibi minare olarak yani ezan için kullanılmış olabilir çan kulesi. Bu zaten bizim Urfa'da da gördüğümüz, Arap Camii'nde de gördüğümüz örneğin bir gelenek. Öyle çok gizli saklısı olan bir şey değil. Osmanlı'nın bir kaygısı da yok. Eyvah çan kulesinden ezan okuduk, hepimiz gavur olduk falan dediğini düşünmüyoruz. Yok ya. Ayasofya'da da anlaşıldığı kadarıyla işte önce böyle başlıyor. Şimdi bakınız çok da net şekilde burada bu betimlemeyi yapan kişi. Şu mu? Evet evet, böyle hatta Yılmaz böyle Uğur. Tabii kiremit bir çatısı olduğunu bile son derece net göstermiş. Mavi görünen şeyler aslında gri mavi tabii, kurşun çatılar ve çok dikkatini çekiyor batılı gözlemcinin. Onun arasında da böyle olmayan bir çatı örtüsünü bile son derece net fark etmiş. Muhtemelen bu Latin döneminde yapıldığını ya da en azından yükseltildiğini ve uçan payanda haline geldiğini düşündüğümüz batı tarafında, yani bizim turistlerle her zaman girmeye alıştığımız cephedeki o Schneider kazılarının da bulunduğu normal atrium girişindeki dört payandanın ortadaki iki tanesinin arasına herhalde inşa edilmişti diye düşünmek çok uzak olmasa gerek gerçeklerden. En azından dediğim gibi 16. yüzyılın sonunda bu resmi görüyoruz ama demin bahsettin, Grelo'dan bahsettin. Evet. Grelo 1680, yani bir yüzyıl daha ileri gidiyor. Ve evet, onda da son derece net olarak görünüyor. Grelo çizimi koymamışsın galiba sunuma. Yok, koymadım. O Avrupa'nın aslında Ayasofya'yı tanımasını sağlayan çizimdir. İlk kez Avrupa Batı dünyası Ayasofya diye bir yapıtın şöyle baştan sona kadar lejandıyla her şeyiyle tanımasını sağladığı, aslında yani Ayasofya'ya çok büyük hizmeti olan bir yapıttır. Ve orada da hala var. Şimdi 1. Mahmut'un, yani tabii birazcık taşları, mozaikteki taşları, puzzle'daki taşları birbirine oturtmaya çalışıyor gibiyiz ama 1700'lerin tabii ki yarısına varmadan önce çok önemli bir çalışması var. Mimar Sinan'ın bu desteklerinden bahsettin. 2. Selim döneminde özellikle, sonra belki 3. Murat'a da taşan. Ama ondan sonra 18. yüzyılın ortasına doğru 1. Mahmut çabaları var Ayasofya konusunda. Gerçekten de Ayasofya'yı çok seviyor. Ayasofya çok düşkün. Demin bahsettiğin Sedat. Evet canım.
Bak Osmanlı'da yine geleceksin böyle yaptığın için. Bence duralım ne olur. Ben tamam, Çan Kulesi'nin cümleyi bitirelim. 2,5 saat olmuş. Benim cümleler de 4 paragraf biliyorsun zaten. Evet abi ya. Gel şöyle, bitirelim şunu birlikte. Veyahut da son bir cümle söyle ve bitirelim. Kütüphaneyi ekliyorsa, tamam, demin bahsettiğin halı müzesi olarak kullanılmış olan, artık halı malı kalmadı orada, müze de kalmadı. İmareti ekliyorsa, evet, Ayasofya yaptığı bu çok büyük hizmet sırasında muhtemelen Çan Kulesi'ne temizlemiş olabilir artık. Çok dökülmüş cümle çünkü. Anladım. Nasıl cümlenin sonu? Gayet güzel bağladım. Bir anda bitti. Ben hiç... dur devam ediyorum. Öpüyorum seni. Fatih Sultan Mehmet şeyhini alır. Camiye çevirir. Bakın çok güzel gidiyoruz. Çok sonraları Ayasofya'dan, tabii büyük olanlardan sadece bir tanesi. Çünkü yanlış bilmiyorsam İspanya'da önce bir katedral Ayasofya'yı geçecek. Bu da geçenlerden Roma'daki, Vatikan'daki Petrus. San Petrus mu diyor? Neyse. Yani papalık kilisesi, Saint Pierre, hadi Fransızca. Daha sonra işte Mimar Sinan'ın katkılarıyla bir takım çalışmalar, restorasyon çalışmaları olmuştu. Onu da fotoğrafına koymazsak ayıp olurdu. Bu 1890'larda alınmış Ayasofya'nın işte Cumhuriyet öncesi Osmanlı'nın son döneminde hali hazırda camiken çekilmiş fotoğraflarından bir tanesi. Ondan sonra işte bu 1930'larda Atatürk ve Venizelos buluşmaları ve bunların sonucundaki o barış anlaşmaları, ki bunları son bölümde biraz konuşacağız, olayı irdeleyeceğiz. Ayasofya'nın neyi ifade ettiğini barış hususunda, başka yönlerden de bakmaya çalışacağız. Çok farklı görüşler de var bu konuyla ilgili. Onunla ilgili bir fotoğrafı daha tarih sürecinden bahsettiğimiz için koydum. Bu bizim rehberlik dönemimizin klasik turlarında, ki ben çok fazla yapmamaya başlamıştım son senelerde. Sultanahmet Camii'nden çıkıp bahçesinden Ayasofya'ya doğru giderken, işte o bahçe kapısından Ayasofya'nın fotoğrafı, bu bir klasiktir yani. Turistler de çok severler bu fotoğrafı. İçerisinde anlatan rehber Ahmet Faik Özbilge, içerisinde çıldırmış bir şekilde daha fazla insanı anlatarak bu akşamı burada sonlandıran Ahmet Faik Özbilgi ve değerli dostları diyelim. Varsa çok ivedi, önemli sorular, onlara da cevap vermeye çalışalım bir miktar dakika daha. 1,5 saat dedim, 2,5 saati geçtik çünkü. Buyurun hemen açın mikrofonları, sorun. Teşekkür edenlere ben de teşekkür ediyorum sonuna kadar dayandığınız için. Ve ayrıca tabii bana değil, bu konuda bana büyük destek olan Sedat Bornovalı'ya da çok çok teşekkür ediyoruz. Kitabı yazması yetmedi, adamı bir de buraya getirdim. Bir de burada anlatmak zorunda kaldı. Sedat, binlerce teşekkür, çok çok teşekkür ediyorum. Aşağıda chatten yazdım ama burada da vicahen de söyleyeyim. Yani 8. bölümü de dinledikten sonra artık tahmin ediyorum kitabın yeni baskısını yapmam gerekecek. Senin anlattıklarına tamamlayarak çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Beni de çok onur ettiğin için ayrıca teşekkürler. O zaman öpüyorum hepinizi. Anlıyorum ki hani soru yok. Bir dahaki şeyde de sorabilirsiniz zaten gerekirse. İyi geceler diyorum katıldığınız için. Bir sonraki... Ağzına sağlık. Sağ olun, sağ olun, var olun. Görüşmek üzere diyorum. Şimdi onu kapatacağız. Şu mesajlara yine de bakayım, kaçırdığım bir şey var mı? Sağ olun, var olun. Çok güzel mesajlar yollanmış. San Pietro, Sevilla zorluyor demiş Sedat, sağ olsun. Bitecek mi diyenler olmuş, Allah. Buna göre Patrik yanmasınızı doğru, yanlış yere konmuş gibi, doğrudur. Hasan Fırat Diker Hoca'nın çalışması var, doğru. Onu da not aldım da söyleyemedim ya, ayıp oldu. Diğerlerine Rus Çarı'nın memuru olarak geliyor Gaspare Fossati. The Art of the Byzantine Empire, Mango'nun, Cyril Mango'nun eserini birisi yazmış. Sağ olun. Kitabı, Sedat, senin kitabı övenler var bayağı. Hayati'nin fotoğrafını övenler, iyi akşamlar. Evet, sevgiler herkese, öpüyorum. Şimdi zannediyorum bir yerden kapatacağım ben bunu. İnşallah.
Önce stop, share, sonra da end.